Evet, herkese merhabalar. Ben Enes Polat, Türk Telekom Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde Enerji ve Soğutma Sistemleri Müdürü olarak görev yapıyorum. 2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Ee, yaklaşık 4 yılda yapay zeka, derin öğrenme ve mobil uygulamalar üzerine özel çalışmalar yapıyorum. Şirketimdeki görevimde yanı Şimdi bugün sizlere iOS platformunda, Apple'ın ürünlerinde yapay zeka ve derin öğrenme ve makine öğrenme e, modelleri içeren Projeler nasıl yapılır, nasıl uygulamalar yapılır, farklı farklı çeşitli e, uygulamaları sizlerle paylaşarak konunun pekişmesini sağlayacağım. Şimdi bu sunumda nelerimiz var, hangi projeler yapacağız? Öncelikle mevcut şu an literatürde ve hala hazırda bulunan modelleri kullanarak bir uygulamada derin öğrenme projesi nasıl gerçekleştirilir, bunu e, paylaşıyor olacağım sizlerle. Daha sonra kendimiz kendi yapay zeka modelimizi oluşturacağız. Derin öğrenme modelimiz oluşturacağız ve bunu alıp bir mobil uygulamaya gömerek kendi oluşturduğumuz bu uygulamayı modeli burada canlı canlı göreceğiz. bunun yanı sıra bu özelliklerden ayrı olarak farklı farklı özelliklerin ya eğitilmesini anlatacağım. Örneğin ses sınıflandırma. Burada bazı hayvan seslerini alarak bunları tanıyan bir model oluşturacağız ve daha sonra bunu cep telefonu uygulamamıza kullanacağız. Bunun yanı sıra yüz tespiti Yüzün algılanması, yüzde göz, burun, dudak gibi e, uzuvların algılanması ve metin tespiti, metinsel işlemler, e, metinin varlığının algılanması, barkod tespiti ve barkodun okunması, e, Turicrate dediğimiz Python tabanlı, Python'da bir kütüphane, bunu TensorFlow, Keras e, gibi bir kütüphane olarak düşünebilirsiniz. Direk e, Apple'ın e, modellemede kullandığı bir kütüphane. Bunu etkin olarak kullanacağız. Ve metin işlemleri, metinlerin dil olarak algılanması, metinde geçen özel isimlerin, şehir isimlerin, kişi veya kurumsal isimlerin algılanması, dilin çözülmesi, yazılan metnin hangi dile ait olduğunu algılanması gibi şeyleri uygulama olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Duygu tespiti, yine metin, text, NLP, doğal dil işleme, işlemi öneği olarak yazılan metinlerin pozitif mi negatif mi olduğunu sınıflandırmasını yapan bir yine mobil uygulamayı size göstereceğim. Aktivite tespitinde e, interaktif olarak yine cep telefonunda kuracağız ve cep telefonunda o anki kişi yürüyorsa bu yürüyor, koşuyorsa koşuyor gibi veya duruyorsa bu aktivite tespitini e, göreceğiz. Yine e, sanatsal olarak da çok etkin kullanılan stil transferi dediğimiz bir resimdeki stilin başka bir resme aktarılmasıyla ile alakalı bir uygulama yapacağız. Regresyon dediğimiz ki daha çok yaygın olarak işte enflasyon tahmini, e, fiyat tahminlemesi gibi sürekli bir değişimin, prediction, tahminin kısmını için bir yine uygulama yapacağız. Ve son olarak da artırılmış gerçeklik ortamında bir yapay zeka, derin öğrenme modeliyle ilgili nesne veya aygıt neyse bunun tanınması ve artırılmış gerçeklik ortamında bunun etiketlenmesini sizlere paylaşıyor olacağım. Altta yani şu an YouTube kanalında da moderatör ve ilgili sorumlu arkadaşlarımız Burada anlattığım tüm kodların kaynak kodlarını size paylaştı. bunların tamamını indirebilirsiniz ve telefonlarınızda e, ku kurabileceğiniz şekilde kodlar hazır. Ve zaten bu kodları da beraber şimdi iş işleyeceğiz. Siz de bunu pratik yapabilirsiniz. Şimdi mevcut modellerle uygulama geliştirme dediğimiz olay nedir? Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Şu anki Apple'ın ürünlerinde e, Swift Xcode platformunu kullanıyoruz. Birazdan ben sunumdan çıkacağım ve hatta şöyle yap yapayım. Çıkıyorum ben. Ee, direkt interaktif olarak ben webten de yine paylaşımlar yapacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şunu pardon kapatıyorum. Ee, mevcut modellerle hazır literatürde kullanımda olan modelleri kullandığımızda yapabileceğimiz şeyler şu an Apple ürünlerinde image processing yani imageteki filtreleme bazı özelliklerin çıkarılması. Bunları yapabiliyoruz. Herhangi bir objenin tespiti yani resmin şu kısmında detection işlemi. Yine bazı özelliklerin çıkarılması ve sınıflandırma e, algoritmalarını biz altyapı olarak kullanabiliyoruz. Şimdi ben hemen müsaadenizle web'e geçiyorum ve web'de şöyle machine learning apple yazıyorum. Burada ilk gelen developer.apple.com sitesine giriyorum. Burası Apple'ın ürünlerinde ki bu ürünler saat olabilir, Apple TV olabilir, e, iPad, iOS ve Apple'ın Mac ürünleri olabilir. Bunlar için Machine Learning'de kullandığımız tüm dokümantasyonu buradan interaktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın developer.apple.com slash machine learning. Şimdi burada arkadaşlar hazır modellerden kastım şu. Bakın şurada modelsi tıklıyoruz. Şu an en yaygın olarak kullanılan ResNet 50 mimarisi, SqueezeNet, YOLO, işte DeepLab, PoseNet, Pose için insan vücudunun algılanması, yine metinsel işlemler için BERT e, gibi modelleri bakın burada Apple kendi sayfasında şöyle sınıf ayrı ayrı şey yapmış. Burada paylaşıyor. Apple'ın sayfasında dokümantasyon da oldukça iyidir. Kesinlikle incelemenizi öneriyorum. Örneğin mesela burada Squiznet'i şöyle tıklayalım. Bakın burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu modeli hazır model bu Squiznet'i indirdiğimizde bakın hepsinin ortak özelliği uzantısı ML model olması. Yani ML model uzantılı bir modeli uygulamamızda kullanacağız. Squiznet mesela burada hatta şöyle söyleyeyim. View kod hazır kodlar da var. Bunların tek tek download edip kodlarda kendi bilgisayarda çalıştırabiliyorsunuz. İşte Squiznet'te neler var? Bunun bilgilerini buradan alıp inceleyebiliyorsunuz. Ki şöyle söyleyeyim. E, kimisinde bin tane farklı nesnenin sınıflandırmasını içeren hazır bir model. Bunu alıp etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan indirebilirsiniz. Nereye girdim? Machine Learning Apple yazdım. Developer.apple.com'a girdim. Ve şurada modeller kısmında bu modelleri burada görüyoruz. Tamam. Sunuma tekrar geri dönelim. Şuradan devam ediyorum. Bakın burada hazır modellerle alakalı o sayfayı şurada kullandım. Mesela Sucuznet'in boyutuna dikkat edin. Mesela bin tane farklı e, nesne veya obje. Bunlar içerisinde sebze, meyve, sandalye gibi e, evde kullandığımız gereçler olabiliyor. Ağaç, çeşitli çi çiçek türleri falan. Bakın boyutu sadece ve sadece 5 megabayt. Mobil uygulamalarda biliyorsunuz yaptığınız uygulamanın boyutu çok önemli. Çok büyük bir boyut olması e, pozitif bir etki yapmıyor. 5 megabaytlık bir model ile yapay zekayı siz kendi uygulamanızda konuşturabiliyorsunuz. Ve burada bin tane farklı e, e, objeyi sınıflandırdığını görüyoruz. Ve burada bakın kitap sayfasını açtığımızda burada görüyorsunuz. Turtle'dan tutun, e, Water Snake gibi birçok bin tane farklı şeyi kullanıyoruz. Biz şu anki birazdan size açacağım ilk uygulamada... Mobile Net'i kullanacağız ve buradan indirdiğimizde şu şekilde ekranda kodları şimdi beraber göreceğiz. Şimdi evet, müsaadenizle sunumdan çıkıyorum ve ilk projemi şuradan, şuraya gelerek açıyorum. Şimdi tabii şu an e, birazcık sunumdan gittik, birazcık koda bakmamız lazım. Şimdi ben size paylaştığım şeyi de şöyle söyleyeyim, 13 tane ayrı, e, 3 tane e, zipli dosya var arkadaşlar, bunları indireceksiniz. Ve bunun içinde 13 tane ayrı uygulama gibi gözüküyor. Bunların e, birinde 2 tane var. Onu söyleyeyim. Şöyle açtığımız şeyde içinde bir start ve end diye iki tane ayrı proje var. Biri yapay zeka hariç ham mobil uygulamanın hali, end kısmında da yapay zeka eklenmiş hali. Şimdi starttan başlayarak ilk projemizde şöyle bir e, yazılım nedir? Burada bir görelim, beraber inceleyelim. E, ne ortamı kullanıyor? Apple ürünlerinde neler yazılıyor onu bir şey yapalım. Bir, ilk önce Apple ürünlerinde uygulama yazmanın e, native yolu Xcode kullanmak arkadaşlar. Şöyle, koda da birazdan geçeceğim. Şurada bakın Xcode dediğimizde şu şekilde geliyor. Ve Xcode'un içerisinde e, iki farklı yöntemle uygulama oluşturabiliyorsunuz. Bir Swift dili bir de Objective-C. Ayrıca Swift UI son zamanlarda yaygın olarak çıktı. Swift UI'nin şöyle bir güzelliği var. Şimdi ben bu kodu zaten sizinle adım adım beraber anlatacağım. Ee, birazcık sabrınızı istirham ediyorum. Ee, şu an hiç koda bakmadık. Bakın Swift UI'da şöyle şurada preview görüntü olarak burada yazdığım kodların hemen şurada ön bir görüntüsünü görebiliyoruz. Bunu şöyle söyleyeyim. İlham kaynağı Flutter diye Google'ın bir native değil de cross platform. Yani aynı anda hem iOS ürünlerinde hem Android ürünlerinde hem masaüstü hem webde kullanabilecek şekilde geliştirdiği bir platform olan Flutter'da kullandığı bir yöntem Dart diliyle çok hızlı bir şekilde kodu yazdığınızda kaydettiniz mi anında değişikliği burada görebiliyorsunuz. Mesela bakın şurada Next 2'deki şu 2'yi siliyorum. Hemen bakın burada görsel olarak burada emülatörde bunu görebiliyoruz. Birazdan yazdığım kodları hem buradaki emülatör ve simülatörde kullanacağız hem de canlı olarak şu an cep telefonum da burada bağlı bazı uygulamalarda cep telefonundan canlı olarak görebileceğiz. Şimdi bakın kodda şu an Swift UI ile biz devam edeceğiz. Bakın şöyle söyleyeyim. Sol tarafta bizim şöyle bir mimari görelim. Solda bizim klasör yapımız var. Ve klasörler tıklayınca onun alakalı detaylar ortada görünüyor. Ve şöyle bizim ilk yazdığımız kodda da Content View'e gidelim. Bakın şöyle bir bazı kütüphaneler import ile çağrılıyor. Ve burada View ile ekranlar sunuluyor. Let var gibi bizim değişken tanımlama yöntemlerimiz var. Bakın siz mesela body diye bir tanım var. Demek ki şu an bizim e, uygulamamızın şu an bodysini görüyoruz. Ve burada view ile bakın v ne vertical olarak yerleşimden bahsediyor. Alta doğru bir tane image varmış. Yine horizontal stack olarak yan yana bir kısım varmış. Bakın bu da buton var. Buton. Ya şuna geleceğim. Kodlamayı hafif bir e, şey yaptınız mı? Kodlama mantığı çok kolay arkadaşlar. V-stack takla birçok şeyi siz uygulamanızda oldukça interaktif güzel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada bir buton koymuş. Tıklayınca hemen buton geliyor. Burada bir buton daha varmış. Butonların isimlendirmesi şu şekildeymiş. Evet bakın birine previous yazıyor. Hemen burada görüyorsunuz birine next yazıyor. İşte dediğim ki bakın burada şöyle 3 3 3 yazıyorum. Hemen burada değişim anında görebiliyorum. Bunun güzelliği işte kod yazarken yazılımcıların en büyük şeyi sabırsızlığı. Kodun çalışmasında geçen süre bu tür Swift UI ile çok güzel interaktif hızlı bir şekilde kodunuza değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın burada mesela buton için bakın foreground white gray bakın background şu renklerin bilgilendirmesi demek ki şu şekilde padding koymuş, aralarda bir mesafe koymuş. Frame için width diye bir büyüklük var. Bunları artırıp azaltıp siz de kendi bilgisayarınızda etkin olarak kullanabilirsiniz. Şuradaki gray demek ki şunun rengiymiş. Next bu şu an biz ham olarak Swift UI ile bakın mesela burada buton var. Classify isminde ve evet, şu an biz yapay zekayı şu butona bastığımızda bizim bu kodun amacı şurada da bakın şu an bunu çalıştırdığımda şuna basıyorum bakın şuna next dediğimde resimler değişiyor fakat classify tıkladığımda hiçbir şey yapmıyor çünkü classify içinde hiçbir şey yazmamışız evet birazdan bu classify kısmında ben bunu tıkladığımda şu resmin ne olduğunu sınıflandıran şeyi e, gerçekleştirmiş olacağız tamam çok güzel şimdi bu resimler nereden geldi bakın burada asset kısmı var bakın burada banana Battle of Tiger kodlarda bunlar isimlendirmesi en başta bakın fotolar olarak şu şekildeydi. Ve current index ile şuradaki previous ve next butonlarına basarak bu indeksin sayısını kaydırarak şunların durmadan değişimini buradan yapıyoruz. Bu şekilde bir mimari var. Flat, şey, Swift'de Swift UI kullanarak kodlamayı bu şekilde şey yapıyoruz. Birkaç uygulamanın da bu şekilde start ilk kısmını beraber böyle konuya aşinalık olması açısından sizle paylaşacağım. Daha sonra bizim asıl amacımız derin öğrenme ve yapay zeka olduğu için artık kendi yapay zeka uygulamalarımıza odaklanacağız arkadaşlar. Şurada şu önemli bir de Content View bizim ana omurgamız yani ana kod yazdığımız kısım. Info liste de özellikle cep telefonu uygulamalarda bazı izinler gerekiyor. Örneğin konum bilgisine erişmeye isteyebilirsiniz. Yani uygulamada. Örneğin kullanıcının cep telefonundaki kameraları açmasını isteyebilirsiniz gibi. Bu tür özel izinleri de şurada artı basarak ilgili eklemeyi ve çıkarmayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu şekilde bunu bilgi vereyim. Şu an ilk kodda da bu şekildeydi. Hemen bunu kapatıyorum. Müsaadenizle hemen end kısmına gidiyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya. Ve kodu yine açıyorum. Şimdi şöyle kaydıralım. Ne dedik? Dedik ki hazır model. Birinci uygulamamızda bu ekrana gelen şu üç tane örnek olarak siz burada kendi fotoğraflarınızı koyabilirsiniz. Ve bunların isimlerini şurada hangi isimle eklediyseniz o ismi yazarak bu uygulamada istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim birinci amacımız şurada görünen resmin ne olduğunu web sayfasında biraz önce paylaştığım tekrardan web sayfasına geri dönüyorum. Şunu şöyle indirelim. Sunumu da indirelim. Şuradaki Bakın mobile net şu mobile net versiyon 2 indirerek şöyle bakın bunu tıklıyorum. Bakın mobile net versiyon 2.ml model. Download'a tıkladığıma download klasörüne iniyor ve bunu sürükle bırak yöntemiyle bakın mobile net versiyon 2.ml model. Bakın dikkatini çekelim şurada ml model. Demek ki şu özelliği çıkarıyoruz. Bir, iOS'ta yaptığınız bir uygulama, iOS için yaptığınız bir uygulamada Apple diyeyim genel olarak. Çünkü saat için de watch için de yapabilirsiniz. Bir yapay zeka modeli kullanıyorsanız bunun uzantısı ML model olmalı. Bu birinci özellik. Getirdik buraya. Tamam şimdi bakalım kodda neler değişmiş. Bakın. Bir. Let model. Bakın modeli getirmişiz ve mobile net versiyon 2. Şimdi bunu sürükle yöntemiyle bıraktınız mı? Bunu otomatik olarak M büyük O küçük yazdınız ve hemen bu otomatik getiriyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın modelimizi aldık. Şimdi şöyle söylüyorum. Burada classify butonuna bastığımda ben yapay zekanın çalışmasını istiyordum değil mi? Bakın burada self.perform image classification diye bir metot çağrılmış. Evet metodumuz nerede? Hemen burada arkadaşlar. Şu an ilk bir önceki videoda start kısmında şu butonlar sadece çalışıyordu. İlgili resimleri değiştiriyorduk. Classify çalışmıyordu. Şimdi o butona bastığımda Perform Image Classification metodunu getiren kısımla karşınızdayız. Bakın burada bir, bir kere buradaki resmin ne olduğunu Current Image Name'de fotolar içerisinden bakın fotolar bunlardı. Current Index ve bu indeksi de şuradaki ileri ve geri butonlarıyla indeksin değerini değiştiriyorduk. İlgili resmin bu şekilde alınmasını sağlıyoruz. Bakın şurada aldık. Sonra bunun bakın image UI image olarak bu current image'i alıyoruz ve bunu resize ile 224 224. Şimdi bu 224 224 nereden geldi? Hemen tıklıyorum. Bakın bu modeli geliştirenler burada bazı bilgileri paylaşıyorlar arkadaşlar. Şöyle şöyle gelin. Bakın burada bir kere input olarak diyor ki sizin koyacağınız resimler, alacağınız resimler hangi boyutta olursa olsun 224'e 224 boyuta getirilmesi gerekiyor. Ve bunun çıkışında da class label props ve probability geliyor. Ayrıca class'ın label'ı. Yani şu şekilde. Örneğin biraz önceki gördüğümüz resimlerde muz vardı. Muz, muz ihtimal 0.96. Yani gelen kısmın bir de ihtimalini vurguluyor. Gördüğünüz resimdeki obje muzdur. 0.96 ne demek? %96 doğrulukla. 0.74 doğrulukta şudur gibi şunlarda bizim output'umuz oluyor. Şimdi bu inputumuzu bir kere 224'e 224 yapmamız gerekiyor. Çektiğimiz fotoğraflar ne olursa olsun bu metotta şöyle bakın resize to metoduyla bunu şey yapabiliriz. Şimdi resize to nereden geldi? Hemen birazcık daha şey yapıyoruz. Bunları pratik yaptıkça siz de alışacaksınız arkadaşlar. Bakın resize to diye burada yardımcı bir tane swift burada bir dosyamız var. Burada to buffer gibi buffer işlemini de birazdan değineceğim. Resize to gibi bazı yardımcı metotları biz buraya koyabiliyoruz ve bunları Buradan çağırabiliyoruz. Şu an ben image'i current index aldım. Bu şu an bana olduğunu düşünelim. Ve resize to ile bunu 224-224 işlemine tabi tuttuk. Daha sonra bunu bakın her bir resmi işlemeyi almak için bir buffer'ı tabi tutuyoruz. Buffer'ın detayı şurada. Bunu bir e, eğitimde anlatmıyorum. Tek tek şey yapıyoruz. Burada e, skala işlemi gibi size ayarlar gibi ince ayarlar var. 12 tane 13 tane uygulama yapacağız. Vakit ilerledikçe bunların detaylarını size paylaşıyor alacağım Bir buffer işlemimiz var. Onu söyleyeyim. İlerleyen şeylerde yine devam edeceğiz. Ve buffer işleminden sonra bir buffer ile bunu döndü. Bakın resmimizi resize ettik. Buffer aldık ve geldik buraya. Evet, çok kolay bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bakın output diyoruz. Try ile deniyoruz. Modelimizi almıştık MobileNet ve prediction diyoruz. Ve prediction image diye bir parametre alıyor. Diyoruz ki bunu buffer olarak al. Şu anki resmimiz neyse bunu buffer olarak alıyor. Ve şu an output'u tutuyor. Ve output'un içerisinde hatırlarsanız bunun output'un çıkışında birkaç tane farklı şey vardı. Bakın şurada şöyle gelin Bakın class label props ve class label diye farklı farklı çıkarımlar oluyordu. Burada ne almışız? Bakın class label almışız. Ve class label ile bunun sonucunu görüyoruz. Şimdi ben bunun şu an burada preview gördük. Bir de bizim emülatörümüz var onu da söyleyeyim size burada. Şimdi ben bunu emülatör ile şöyle şurayı kapatayım müsaadenizle. Bir de bunu emülatörden görelim. Tekrardan ben şu an buraya geliyorum ve buradan diyorum ki iPhone 12 Pro'da bakın burada bu Xcode çalışıyorsa istediğiniz hangi cep telefonu varsa bunu seçebilirsiniz. iPhone Pro'yu seçtim ve run diyorum arkadaşlar. Ve run diyorum şu an buradaki cep telefonu emülatöründe onun açılmasını bekliyorum. Ve bu yıl saksit diyor iPhone 12 Pro bakın pardon Pro Max'tı. Bunu hemen kapatayım. Pro Max'tan gidelim. E, çünkü bilgisayarda yan yaptığım için çok kasmasını istemiyorum. Şöyle OK diyorum. Şurada Pro Max diyorum arkadaşlar. Çok seri ve hızlı çalıştığını görüyorsunuz. Hemen bakın geldi. Modele göre şu an projenin açılmasını bekliyorum. Bir taraftan da yine isterseniz şurada bizim kodumuzu şöyle şurada küçülteyim arkadaşlar. Tabi burada iki ekranım olduğu için bir ekranda bu var. Şunu ben hemen şöyle şuraya geliyorum. Şöyle. Bakın. Swift UI kaynaklı burada kullanım vardı. Swift UI ile burada görebiliyoruz. Bir de Telefona getirdik bunu ve şöyle bakın next diyorum. Tamam bakın resimleri zaten ilk kodda bu çalışıyordu. Classify diyorum. Ve bakın burada benim burada Tiger'ın olduğunu ve 78 yani 178 doğrulukla şu tür Tiger Cat %13 doğrulukla şu tür diye ihtimalleri benim için sıraladı arkadaşlar. Şimdi özetimiz burada bir küçük şey yapalım. Sonra bir sonraki koda geçelim. Çünkü ben size olabildiğince çok örnekle e, yapay zeka ve derin öğrenme modellerini e, Swift UI ile Apple ürünlerinde nasıl kullanırız? Bunların detaylarını anlatmaya çalışıyorum. Özetimiz neydi? Kodumda şuradaki resimlerimiz var. Resimleri ben şu asete ekliyordum. Bu resimleri şu butonlarla şurada görmüştük. Şöyle kaydırayım. Butonlarla değiştirebiliyordum. Yapay zeka kısmı classify'ı çağırınca ben hazır model olarak aldım. Mobile.net'i kullandım. Mobile nette şurada ben ben model olarak çağırdım ve model buraya çok pardon. Şunu hemen reddetmek zorundayım. Pardon. Mobile.net'te bunu aldım ve burada image seçtiğim image resize işlemine tabi tutarak resize yapılmış kısmı buffer aktardım. Prediction ile bunu alıp burada sıralamayla en yüksek bakın en yüksek şöyle burayı da anlatacağım. Bu birazcık Bizim Swift'in e, mimarisi hakkındaki bilgi sort yöntemiyle en yüksek ihtimalden en düşüğe doğru böyle aşağı doğru sıralayacak şekilde ve şurada da bakın value ve key map ile iki tane değer döndürüyordu. Hatırlarsanız bizim modelin onu da görelim. Şu modele geldiğimizde output kısmında hatırlarsanız iki şey vardı. E bunlardan, ve bunlardan string'e double olarak bu şekilde dictionary olarak biri ne oldu yani tiger şu, diğeri de bunun ihtimali şöyle double olarak gidiyor. Bunları şu şekilde hemen buraya geliyorum. Şurada sıralı bir şekilde ve bunu 0.78 gibi gösteriyordu. Bunu yüzde çarparak 78 ihtimal ve yüzde koyarak bunu bu şekilde gösterdik. Şu an var olan bir modelle ilgili resmi burada şey yapabiliyoruz. Bin tane farklı e, obje nesneyi sınıflandırabildiği için bin tane farklı ihtimali düşünerek burada içerinizi dilediğiniz gibi zenginleştirebilir ve bunların hepsini burada Prediction yapabilirsiniz. Bakın bu, bu bir şekilde. Umarım birinci videomuzda bir izlenim oluşmuştur. Hemen müsaadenizle ikinci video için ben sunumuma geri dönüyorum. İkinci konumuz neydi? Arkadaşlar mevcut modellerden sonra artık kendi modelimizi hemen şöyle sunumda şuraya geliyorum ve şurada yine tam ekran yaparak devam ediyorum. Şimdi burada da eğittiğimiz bir modeli kullanma. Şimdi burada ne olacak? Bir tane yine biraz önce bahsettiğim gibi staff kısmında bir tane uygulamamız hazır olacak. Yani burada Şöyle sağ tarafta gördüğünüz gibi yukarı bir image classification yazısı, ortada bir resmin gösterilmesi, choose picture dediğimizde bakın burada biraz önce durmadan ileri geri yöntemleriyle var olan resimleri şey yapıyorduk. Buradasa artık cep telefonunun kamerasını kullanma veya sizin cep telefonunuzdaki fotoğraf albümünüzü kullanma yöntemine geçeceğim Ve burada seçtiğim resim neyse bunun aldıktan sonra classify butonuna basarak işlemi yapacağım. Yol adım akışımız nasıl olacak? Bir, uygulamanın bir iskeletini hazırlayacağız. İki, veri seti indireceğiz. Şu an yaptığımız işlemimiz ne? Bizim bu uygulamada neyi sınıflandırmaya çalışıyoruz? Veri setini internetten olabilir ve biz kendimiz toplayacağız. Doğru kısmını burada yapacağız. Üç, bunu model oluşturmak için derin öğrenme modeli olarak bunu bir tren işlemine tabi tutacağız. Sınıflandırma işlemi yaptığımızı düşünelim mesela burada. Şu anki sınıflandırma anlatıyorum. İleride regresyon falan da anlatacağım. Ve bunu Tekrar biraz önce nasıl eee MobileNet'i indirmiştik. Aynı o şekilde bir model olacak şekilde uygulamamızın içine gömerek burada prediction işlemini yapacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi yol olarak şu şekilde gidiyorum. Siz burada yaptığınız projenizde yaptığınız ve şu an ticari bir uygulamada bir sınıflandırma işlemi yapacağınızı düşünelim. Bunun için bir veri seti topluyorsunuz. Top şu an derin öğrenme ve yapay zekada en saygın e, sayfalardan biri Kaggle'dır. Birçok yapay zeka yarışmasının olduğu Burada birçok veri setini indirebildiğiniz, birçok hazır kodların olduğu çok faydalı hatta eğitim kurslarında olduğu bir platform. Kaggle.com, Google'ın desteklediği bir proje. Ve buradan Fritz e, 360, yani 360 olacak bir tane veri seti var. Bunu alacağız. Bakın burada görünüyor. 730 megabaytlık bir şey. Ve burada e, sebze ve meyvelerin içerdiği hakkında bir bilgi var. Ve bunu biz indirdiğimizde bu sayfadan, bunu birazdan internetten de şey yapalım Aynen bu sayfada yani şöyle... Kaggle'da search kısmında Fruits free, free 360 yazdığınızda arkadaşlar bu veri setini şunu şurada download klasörüne tıkladığınızda içeriği şu olacak şekilde bakın Papers Test Train diye veri setindeki bazı şeyler geliyor ve bunun için açtığımızda bakın birçok tüller türler var hatta bunu ben birazdan klasör yapısını birazdan beraber göreceğiz. Koda da beraber bakacağız ve bunları şimdi biz kendi modelimizi oluşturmak için bu veri setini faydalanacağız. Bu veri setini kullanacağız. Projemiz şu projemiz de şu. Elma ve muz türlerini sınıflandıran bir mobil uygulama yapmanızı istiyoruz. Evet amacımız bu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Müsaadenizle yine tekrardan klasör yapımı ben geri dönüyorum. Şöyle sayfa 2'ye gidiyorum. Ve ikinci projemize geçiyoruz. Her projemizde yeni bir şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Açıyorum. Şimdi bakın. Free 360 dedim. Sayfa bu. Bakın bunun içerisinde training tıklıyorum. Oradan ben doğulant ettiğimde nereden indirdik derseniz ki tamam o sunumda gösterdiğiniz zaman bir de şuradan gösterin. Kaggle yazıyorum. Biliyorum arkadaşlar. Kaggle herhangi bir Gmail veya başka bir hesapla şey yapabiliyorsunuz. Böyle mesela buraya. Aynen buraya. Fruits. Aynen buraya 360 yazıyorum. Böyle. Bakın burada sonuçlar geldi. Şöyle tıklıyoruz. Bakın şöyle aynen biraz önce gösterdiğim sayfa burası. Dolansı tıkladığımda ne açılıyor? Biraz önce gösterdiğim şöyle geleyim tekrardan. Şu sayfaya. Şu resimlerin hepsi ve şu aslında şu klasör hepsi geliyor. Şimdi ben şu an tabi e, tabii interaktif olduğu için ve vaktimizde çok verimli kullanmamız gerektiği için ben buradaki tüm resimleri bakın burada hatta orada detay bilgisi var. Onu da vurgulayım size arkadaşlar. Şöyle gelelim burada. Bakın burada neler varmış. Burada ayrıca bilgiler de var. Şöyle geliyor. Eee içerikte neler var, ne kadar şey var. Mesela dört tane klasör varmış. Aynı klasör yapısı, içerisindeki şeyler. Burada e, bu konu hakkında hatta bakın notebook hazır projeler falan da var. E, onu da söyleyeyim. Burayı hakikaten çok etkin kullanırsanız çok büyük faydasını görürsünüz arkadaşlar. Hemen tekrardan geri dönüyorum. Şimdi biz burada bakın birçok çeşit var. Biz projemizde Apple bakın şuradan başlıyor. Apple şuraya kadar ve bir de banana şu şu üçü Bunları alacak şekilde şöyle sağ tıklıyorum şuraya. Yeni bir klasör açıyorum. Train diyorum. Evet. Geliyoruz. Şuradaki training kısmından şu Apple'ları şöyle arkadaşlar seçeyim. Hemen hızlı seri bir şekilde. Şu an sıfırdan bir şey yapacağız arkadaşlar. Bananayı da seçeyim. Ve bunlar sağ tıklıyorum. Copy diyorum. Şuradan copy diyorum. Geri çıkıyorum. Train diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi olay şu arkadaşlar. Mimari şöyle çalışıyor. Bir klasörün içerisine siz veri setini atıyorsunuz. Ve bunların bulunduğu klasörün ismi onun kendi label oluyor. Yani bunu yapay zekada kullandığım mı? Prediction yaparken birinin ismini Apple Crimson Snow diye getirecek. Birini Banana diye getirecek. Birini Banana Lady Finger diye getirecek. Bu şekilde sınıflandırıyor. Yok ben projemde şu Apple'ların tamamını Apple diye etiketlemek istiyorum. Hatta Türkçe yapacağım kardeşim. Bunların hepsini Elma diye bir klasör açıyorum ve bunun içindeki resimleri bakın bunun içindeki şu resimleri şimdi detaya da geleceğim. Bu resimlerin tamamını oraya elma klasörün içine ayrı bir klasör açmadan tek bir klasörün içerisine bunu yapıştırıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Train içerisinde şunları attım. O zaman demek ki şu kadar klasör sayısı kadar ben label bekliyorum. Yani benim tahminlememi bunlara göre yapacak. Evet, güzel bu bir. Train ve test derin öğrenme modellerinde modeli bir eğitirsiniz. Sonra test veri setiyle de Hemen şurada bir tane de klasör açayım. Nim folder diyerek bunun da ismini testing diye bir isim veriyorum. Zaten bu isimler zaten etiketlenmeyecek. Ve bunun içine de test multiple fruit içerisinden arkadaşlar bakın şöyle resimler var. Ve bunların kullanmasını iş yapabiliriz. Hatta şurada ilgili klasörlerden yine var arkadaşlar. Test için de bunların hepsini şöyle alıyorum. Seçiyorum. Apple'lar bitti. Banana'da da şunlar var. Ve bunları şöyle kopyalıyorum. Bakın şu an sizle canlı canlı olarak bir tane derin öğrenme modeli içen, içeren bir uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Bunu alıyorum. Getiriyorum buradaki testing klasörünü atıyorum. Tamam. Veri setimiz hazırlandı arkadaşlar. Verilerimizi buraya yapıştırdık. Verimiz hazır. Train'de kullanacak resimler belli. Testte kullanacak resimler belli. Tekrar etmek gerekirse buradaki şu klasörün ismi bunun sınıf oluyor. Siz bu şekilde endüstriyel bir uygulamada, iktisatta, işlet, işletmede yaptığınız bir şeyde, çalışmada kullandığınız neyse bunları o klasörün içerisinde tek tek olacak şekilde bir yerleştiriyoruz. Peki bu veri setimizdeki fotoğrafların özelliğine şöyle bir get info ile bunları da bir görelim arkadaşlar. Bakın bunun içerisindeki resimlerin tamamı arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. 100 çarpı 100 piksel boyutunda buradaki şu Apple Golden One ismiyle sınıflandırılmış elma türünün fotoğrafları. Birbirine çok benziyor. Hocam diyebilirsiniz ya bu ne bunlar çok basit basit çok HD kaliteli. Evet var ama şu an eğitim amacı olduğu için bunu şu an biz anlayabilirsek dilediğiniz e, uygulamayı dilediğiniz boyutta da olacak şekilde siz gerçekleştirebilirsiniz. Fakat konunun anlamını çözebilirsek gerisi çok kolay arkadaşlar. Tamam. Veri setimizi anladık. Train ve testi ayarladık. Evet şimdi gelelim modelimizi oluşturmaya. Şimdi ben biraz önceki şu proje, projeyi ben kapatıyorum. Kapattık. Stop test. çünkü e, emulatörü kullanıyordu. Biraz önceki proje. Evet. Proj projemizi kapattık. Şimdi Yapılacak işlemi şöyle söyleyeyim. Ben şu an derin öğrenme modelini birkaç farklı yöntemle öğrenebiliyorum. Birinci yöntem. Arkadaşlar şöyle command space ile buraya create yazıyorum. Aa bir şey çıktı. Create ml. Evet. Ya buradan terminalden bu şekilde çağırabiliyorum ya da Xcode'u bastığımda şuradan services'te Şöyle X kodu bastığında tekrardan bakın şurada Open Developer tool'ların içerisinde Create ML diye bir şey var. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Şu an biz fotoğraflarımızı aldık, klasör yapısıyla oluşturduk. Şimdi ben bir tane model oluşturacağım. Derin öğrenme model oluşturacağım. Yöntemde Create ML ile çok farklı yöntemler yapacağız. Sabırlı olursanız Python'la da biz bir işlemler yapacağız. Çünkü aldığım bilgiye göre şu an bölümümüzde hem Python hem de R dili öğretiliyormuş. Biz Python'da şu an gideceğiz. Python'la da biz uygulamalar yapacağız. Derin öğrenme modelimizi eğiteceğiz, oluşturacağız ve bunu ML model uzantılı olacak şekilde bakın şuradaki şu uygulamaların tamamını de tek tek göreceğiz arkadaşlar. Tamam şimdi ben bir tane model oluşturuyorum Krid ML. Ile. New document diyorum. Bakın. Şurayı incelemenizi istiyorum. Bakın siz bu Krid ML ile Image Classification yapabilirsiniz, Object Detection yapabilirsiniz, Style Transfer transferi yapabilirsiniz, Action Classification yapabilirsiniz. Activity Classification, Sound, Ses Sınıflandırması, Text Classification, Word Tagging, Tabular yani Excel gibi, CSV gibi, JSON gibi tabular veri setinden Classification, Regression ve tavsiye sistemleri yapabilirsiniz. Bakın bu kaç tane şey yaptık. Evet şimdi biz resim, resim sınıflandıracağız. O zaman ne yapıyoruz? Image classification'ı e tıklıyoruz. Tıkladık. Evet. Diyor ki siz bu modeli biraz önce biz ne yaptım? Mobile version 2 diye bir model yapmıştık. Siz bu modele bir isim verin. Ve bakın authors tasarımcısı siz siz olacak şekilde burada işte e, MIT lisansı, tanım, şu proje bunu yapar gibi tanımlar da koyabilirsiniz. My ile image classifier ismini kullandık diyelim. Siz burada kendi isminizi farklı bir model ismini özel olarak işte fruits diye bir isim verebilirsiniz. Tamam bunu aldık. Next diyorum. Evet diyor ki bu modeli şu an nereye kaydedeceksiniz? Desktop'u seçiyorum. Create diyorum arkadaşlar. Bakın burada My Image classifier. diye bir proje geldi. Evet. Arkadaşlar bu tamamen görsel arayüz kullanılarak yapılan bir modelleme yöntemi. De şöyle olabilir. Ya ben derin öğrenmeye çok hakim değilim. Ben pratik bir şey yapayım. işimi görsün. Ve burada çok ileri özellikler de var. Onları da deneyeceğim. Bakın burada training data var. Validation data var. Testing data var. Biz ne yapmıştık? Klasör yapısıyla training data'yı almıştık. Ve testing almıştık. O Bu valide buradan kendi bölümü yapabiliyor. Siz isterseniz bir de valide de işini bir veri seti de oluşturup her birini ayrı ayrı yine aynı klasör yapısıyla şöyle klasörlerimiz bizim neredeydi? Aynı klasör yapısıyla şu ve şu olacak şekilde bunu alabilirsiniz. Ve şöyle tekrardan şuradan arkadaşlar buraya şöyle bu veri setinden aldığım şeyleri şunu şöyle bir indireyim. Şuradan açıyorum. Desktop'tan yaptığımız otlu işletme topluluğunun içerisindeki kodlardan ikinci bölümden Furious 360 içerisinde. Bak train ve testing. Bakın bu train'i alıyorum buraya atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ne yapıyor? Hemen bunları alıyor. Diyor ki bana sonuç getirecek. 16 tane senin sınıfım var. Ve 7834 tane fotoğrafım var. İyi güzel. Testing'i alıp buraya atıyorum. Bakın burada 14 tane sınıf var. Yani demek ki trende kullanılan tüm tamamı şey yapılmamış. Test içinde atılmamış. Ve 2235 tane yani 7008 yaklaşık 8000 tane train yaklaşık 2000 tane de yani %20 %80 gibi bir şeyle ayrım ile bunu aldık. Tamam bir, bir veri setim az olabilir ben buna gürültü yaparak burada ezberlemeyi ve şey veri setinin daha iyi öğrenmesini sağlayabilirim. Bulur, crop, expose, döndürme gibi flip, rotate gibi özellikler katarak ben bunu oluşturabiliyorum. Olay ne? Bunu aldık. Veri setten attık. Trenine basıyorum arkadaşlar. Şu an bırakıyorum. Ve 7834 tane trendeki veri seti şu an eğitiliyor arkadaşlar. Eğitiliyor, eğitiliyor, eğitiliyor. Ve şuradaki slider en sona gidene kadar eğitecek. Daha sonra testingle de bunu alacak. Ve bakın burada output kısmında şu an output hazır değil. Output kısmında İsmi My Image Classifier adında bir tane model gelecek. Uzantısı da ML model olacak arkadaşlar. Şimdi bu tabi işlem uzun sürecek arkadaşlar. Burada bana güvenebilirsiniz. Bu çalıştırdığımızda outputta o şekilde gelecek. Ben bunu durduruyorum ve modeli oluşturdum. Bu da My Image Classifier ML proje ile projeyi aldık ve burada burada ben export ederek mas üstüne my image classifier ml model olacak şekilde şu şekilde modelleme yapabiliyorum. Şu an image classification işlemini yaptık. Tamam. Şimdi hemen müsaadenizle koda gidiyorum. Fruit classifier start'a bir daha gidelim size beraber. Dediğim gibi bunların hepsini incelemenizi öneriyorum. Evet şöyle şurada resim ile kodumuzu şöyle bir bakalım. Bakın bir view var. Evet. Navigation'a bakın burada Yine ortada bir image varmış. Bakın vertical stack'te e, stack ile bir image varmış. Bt ve height'ı 300 e 300 olacak şekildeymiş. Güzel bir button koymuş. Ve choose picture yazıyor. Tamam. Bu ne demek ki bastığımda bir işlem yapıyormuş. Ve actionlar burada belli. Select photo bakın hemen onu da görelim. Şöyle ben bunu hemen çalıştırıyorum. Choose'a bastığım zaman bakın burada photo library, kamera diye burada bakın photo library ve kamera diye default olarak textler bu geliyor ve ona göre source type'ının fotoğraf library ve kamera olacak şekilde resmi alıyor. Bakın şu an biz start kısmındayız. Henüz yapay zeka kullanmadık. Şu anki amacımız bir tane mod e, mobil uygulamamız var. Bu butona bastığımızda gerek cep telefonunun kamerası gerekse fotoğraf library'sinden kendi resimlerinden aldığı resmi classify butonuna bastığımda benim aldığım biraz önce oluşturmuştuk ya şurada oluşturup burada my image modeli bunu buraya atacağım ve Şuradaki Classify butonuna bastığımda, şurada sınıflandırmanın tahminini gösterecek. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Bakın, böyle padding ile background color, bu şekilde de yine SwiftUI'nin kodu nasıl yazdığını öğrenebilirsiniz. Çok kolaydır, hakikaten. SwiftUI, yani Xcode içerisinde çok pardon, yine Siri açıldı. Etkin bir şekilde kullanabileceğiniz bir ortam. Şu an kodumuzu gördük, hemen bunu kapatıyorum. Ve n'de gidiyoruz. Geri gidiyorum. Classifier'da n'de gidiyoruz. Hemen geliyoruz, açıyoruz projeyi. Evet, biraz önceki modelimizden farklı, ismi Fruit Classifier bir ML model olacak şekilde modeli almışız, buraya getirmişiz. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu an herhalde sesin durmuş. Tamam çok pardon. Yaklaşık kaç dakikadır gitti arkadaşlar? 2 dakikadır gitmiş anladığım kadarıyla Mert Bey yazdı. Şu an duyuyorsanız o zaman hafif bir birkaç cümle geriden devam edeyim hemen. Şöyle geliyorum projeden. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer duyulmadıysa bir daha vurgulayayım. Biz herhangi bir derin öğrenme modelini burada işleme tabi tutarken iki olayımız var. Birincisi modelin request edilmesi ve daha sonra bunu handle ile olaya etkin olarak kullanması. Yani şöyle düşünebilirsiniz. X eşittir 5 aldık. Handle ile de bunu printle gösterdik gibi düşünebilirsiniz. Yani burada modeli ele alıyoruz. Ki mesela burada sonuçlardan first e aldık. Burada ilk 3 sınıfı alabiliriz ve bunun identifier'ını yani direkt label'ı alıyoruz. Burada ayrıca yine e accuracy değerlerini falan da etkin bir şekilde alabiliriz. Şu an bakın modeli aldı. Sonuçlarından result'lar modelin içerisinde buradaki observation olarak aldı ve ilkini gösterecek şekilde bunu döndürdü. Döndürdü. Sonuç bakın sonuç döndürüyor ve bunu alıyor. Burada dediğim gibi elma türleri ve muz türlerini aldı. Ve modelimizi şu an bu modelin gerçek bir model olduğunu şurada bir teyitleşiyor. Hakikaten bu model doğru bir model mi? Bu şeydi. Sınıflandırma kısmında da bunu handle ediyor. Ve handle'da perform'da bu request'i uygulayarak eğer ki hata varsa hata döndürüyor. Şu an bu modelin çıktısını şuradaki vision classifier'daki şu classify metodu etkin bir şekilde sonuçlandırıyor. Hemen kontentimize geri dönelim. Aldık burada ve butona bastığımızda şöyle butonu görelim iş şey yaptığımda classify ile bakın classification label'ı bu result neyse ona eşitleyecek şekilde bu classification label'ımız da şöyle göstereyim ben size. Text olarak gösterilen şeydi. onu şuradan da görelim arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Resume ile Bakın şurada olacak. Şimdi yine dilerseniz bu burada çalışıyor da ekran birazcık da büyük görünsün diye Pro Max'ta ben bunu yine run ediyorum arkadaşlar. Ve müsaadenizle ben bir su içeyim. Evet. Model diğer sayfadaydı. Hemen burada açılmasını bekliyoruz. Evet. Choose picture diyorum. Bakın kamera ve foto library var. Şu an yine emulatörden gideyim. Birazdan canlı uygulama olarak yine ben iPhone'umu kullanacağım. Yine Photo Library'e gidiyorum. Evet. Bakın şimdi. Şimdi bizim eğittiğimiz resimler yüze yüz pikselli ya. Onlardan test kısmından ben resimleri aldım ve şunu tıklıyorum. Ve classify diyorum. Neyi gösterecekti? First sonucu ve direkt direkt label'ı gösterecekti. Çalıştı. Choose picture diyorum. Yine photo library. Bir elma türünü classify diyorum. Bakın Apple Crimson Snow diye o sınıftan olduğunu gösterdim. Şu an bunun detaylarına yüzde kaç accuracy bunları da görebiliriz. Modelin oluşturulmasında orada bahsettiğim gibi resize, rotate gibi birçok yöntemle modelimizin kalitesini sonuçlandırabiliriz ama şu an biz ML Creed ile Creed ML ile oluşturulmuş bir modeli uygulamamıza gömdük ve çalıştırdık. Şu anda sonucunu görüyoruz arkadaşlar. Müsaadenizle bir sonraki uygulamaya geçiyorum ya yine sunumumdan devam ediyorum. Eğittiğimiz modeli kullandık. Şunu hemen büyütüyorum. Ve burada dediğim gibi Xcode içerisinden Open Developer Tool'dan create ML aldım. Image Classifier'ın içine ismini verecek şekilde şöyle sürükleme ve bırak yöntemiyle burada training data ve testi attım. Ve işlem bitince de bakın bu şekilde benim accuracy'lerim, prediction'larım ve recall sonuçlarım görünüyor arkadaşlar. Bunun detayına girdikçe burada modelimizi beğenmedik tekrardan eğitelim tekrardan eğitelim gibi yöntemlerle tekrar tekrar modelinizi en iyileştirmek için çalışabilirsiniz. Yine testleri aldım ve aldım ve şöyle söyleyeyim işlem bittikten sonra output kısmında onu sürükle yöntemiyle ML model uzantılı olacak şekilde aldık ve bunu aldık modelimize gömdük çalıştırdık. Şimdi Vision kütüphanesinden bahsetmiştik. Bakın bu Vision kütüphanesiyle neler yapabiliyormuşuz ve ilerleyen projelerimizde de hafif hafif giriş oluyor. Bir, landmark detection yapabiliyormuşuz. Text detection, barcode recognition, image registration ve feature tracking gibi işlemleri yapabiliyormuşuz. Kodumuzu aldık, çalıştırdık, ses sınıflandırmasına geçiyoruz. Evet, bir sonraki projemize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ses sınıflandırması için yine sunumdan birazcık daha devam edelim. Sonra tek, tekrar interaktif olarak. Şimdi veri seti yine alacağım. Burada da ses dosyaları olacak. Bu kitabı, zaten bu sunumu attığımda sizler de kullanabilirsiniz. Şu, e, GitHub sayfasında sesler var. Bunlar yine çok çeşitli. Burada 5 tane hayvan sesine ait bir sesleri alacağız. Ve bu sesleri kullanarak bir sınıflandırma yapacağız. Ve şöyle söyleyeyim. Dosya yapısı hakkında da bir bilgi vereyim. Audio'da bir klasör var. Bunun içinde dosyanın ismi SC50.csv diye bir ayrıca bir klasör şey dosya var. Onu da açtığımızda dosyaların tek tek dizilimi yani dosya isimleri Dosyanın isimlendirmesinde bir standart var. Örneğin bakın burada bir tire en altta şu sol altta görüyorsunuz. Ee, yaklaşık 1000 sonra 32 tire A tire 0. Buradaki 0 değeri onun dok köpek olduğunu vurguluyor. demek ki son hanedeki rakamlar onun sınıfı oluyor. Yani o ses o vav wow dosyası köpe, köpek sesine ait bir dosyaymış. Alttaki 14 de Chirping Birds yani bir kuş cıvıltısı. Yine 36 Vacuum Cleaner gibi sınıflandırma içeriyor. Biz bu dosyanın içerisinde yine çok fazla ses var. Siz bu seslerin hepsini de sınıflandırabiliriz. Onu da söyleyeyim. Onda da sıkıntımız yok. Burada bir ön işleme tabi tutacağız. Veri setimiz çok büyük olduğu için bu veri setinde belli verileri nasıl alırız? Burada yine işlemler yapacağız ve burada Python'dan faydalanacağız. Ve kodu da zaten birazdan beraber göreceğiz. Ve bu Python'ı kullanarak ben 5 tane dog, rooster, pick, cow, frog ve cat sınıflarına ait sesleri alacağım ben. Çok pardon. Sesleri alacağım ben ve bunları sınıflandıran bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Tamam. Ve bunu da yine Kritermel ile yapacağız. Evet. Ve burada sound classifier. Bu sefer de ses sınıflandırıcı kullanacağız arkadaşlar. Bakın. Burada da yine Kritermel'den gideceğiz. Ama bu sefer Python'la sınıflandırma için bazı hazırlıklar yapacağız. Ve yine bunun sonunda output olan şeyi alıp projemize getirip kullanacağız. Evet şimdi müsaadenizle 3 nolu projeme gidiyorum. 3 nolu projeme gidiyorum. Bakın o sayfayı gösterdiğim GitHub sayfası şöyle bir daha geri geleyim. Şurada gösterdim. Çok pardon. Şu githubcom karolpixak e esc e, 5 içindeki şu klasör var. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bakın şöyle audyolar var. Bakın burada da dediğim gibi hatta bir ses gelecek herhalde. Şimdi açtık. Evet böyle bir ses. Çeşitli sesler var. Bir kuş çöksün. Tamam. Şey yapmayalım. Şimdi bunun içerisinde bahsettiğim gibi 39 bir sınıfmış. 39, 31 bunlar her bir bir sınıf. Biz 5 tane sınıfa ait bilgileri kullanacağız. Ve geliyorum burada. Çok pardon. Evet. Prepare klasörü ile hemen açıyorum ben bunu. Bakın open with diyeyim. Şöyle bir editörle açıyorum. Visual e, Studio Code ile açalım mesela. Şimdi yapacağımız işlem bu esc 50 csv klasöründen isimleri alarak şöyle şunu kapatayım. audio sound klasöründe ve klaslar diye bir alt sınıfta dog, rooster, Pig, cow, frog ve bunlar cat diye ki hatırlarım daha daha önceki şeyde elma türünün bir klasörü vardı ve onun resimleri onun altındaydı. Yine e, yine elmanın 8-9 tane farklı sınıfı vardı. Her biri Buradaki mimari bu şekilde olmaz lazım. Bir klasörün ismi bu bunun label olacak ve resimler ve ses dosyaları da onun içinde olacak şekilde. Bunu bu şekilde şu kodu çalıştırdığımda şu isimler olacak şekilde 5 tane farklı klasör ile bunu şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Hemen şöyle geri geliyorum. Audio dosyalarının Bunun işleminde de yine dediğim gibi bu ses dosyalarını ben şuradan Tekrardan ee, Crit Emel'i şuradan çağırıyorum. Buradan New Document diyorum. Ve bu biraz önceki mimariyle aynen bu sefer de Sound Classification diyorum. Next diyorum. My Sound Classifier diye alacak. Şöyle alıyorum. Crit diyorum. Şurada dikkat edin hemen gelecek. Ve aynen aynı mantıkla 5 sınıfın ses dosyalarını buraya training Testing de buraya atıyorum. Ve train işlemine basarak bakın burada bazı hiper parametreler var. Overlap faktörü, Maximum iteration bunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ve bunu çalıştırarak yine aynı ML model uzantısıyla modelimi alıyorum. Ve müsaadenizle bu sefer start değil. Ben end kısmına gidiyorum. Start kısmı da siz inceleyebilirsiniz. Ve projemi açıyorum. Aynı create ML metoduyla şöyle şunu ben büyüteyim öyle rezym ile alayım. Şöyle bakın burada bazılarında emoji de kullanacağız. Kol mesela şöyle inek bir resmi. Dok yine burada beş tane farklısında var. Direkt start recording'i tıkladığımda sesi alacak, kaydedecek. Daha sonra bunu sınıflandırmaya tabi tutacak ve sonucu nedir diye gösterecek bize. Şimdi bakın burada. Ben bu modelin ismi Animal Sound Classifier olarak vermişim. Bunu buraya çektim. ML model uzantı olarak buraya atıyorum. Asetlere bir şey koymadık. Çünkü sesimiz var sadece. Sesleri de biz dinleyeceğiz. Tamam, güzel. Animal aldık. Content'e tekrardan gidiyorum. Şöyle şurada koda bakalım. Şurada bakın body'de vertical stack'ta emojileri yerleştirmek için şöyle koyduk. Şimdilik boş gözüküyor. Eğer e, bunlar şu iki emoji'nin harcı ise, kov ve dog'un harcı ise, pik ve diğer hayvan isimleri gelecek. Ses kaydını dilmesi, classify kısmında bakın, audio classify isminde çok pardon, classify metodunu alıyorum, result olarak şey yapıyorum. Ve burada audio classifier'ın içerisinde metodum benim burada arkadaşlar. Bakın classify metodum. Ve bunun için şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sound analysis Import edilmesi lazım. Ses dosyası işlemi için ve E-Foundation'la da ses kayıtları ve ses dinleme işlemleri için bunların da import edilmesi gereken kütüphaneler. Bunlar ses işlemleri fakat bir sınıflandırma yapıyoruz. Bakın burada sınıflandırma yaparken Classify'ı da URL'e aldı ve döngüde burada analizler de bakın burada URL'e alıyor, ekliyor ve Analyze ile sonucu döndürüyor. Ve bunun da yine Request Handle ile bu sonucu şu an konfidansı %80'den büyük olacak şekilde sonucu döndürecek şekilde burada sonucu döndürüyor. Nerede döndürüyor? Content View'de döndürüyor. Ve bunun sonucunda da result neyse bunu gösteriyor. Şimdi yine bunu müsaadenizle hemen ben şurada iPhone 2 Pro Max'ta bunu run ediyorum. Şöyle şunu evet iPhone 2 geldi ve burada ben bir internete çıkayım. Şuradan ben bir tane inek sesi diye bir şey yazayım. Şöyle açayım. Bakın uygulama burada. Start recording diyorum. klasify <laughs> diyorum. Ve sınıflandırma yapıyor. Bunun gibi Diğer sesleri de burada sınıflandırmayla yapabiliriz arkadaşlar. Create ML ile Sound Classifier yöntemini kullanarak biz bu işlemi yaptık. Sound işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Müsaadenizle hemen dördüncü projemize geçiyorum. Sunumdan devam ediyoruz. Ses sınıflandırmayı şöyle yaptık. Burayı birazcık hızlı geçelim. Yüz tespiti. Evet arkadaşlar burada iki tane farklı uygulama göstereceğim sizlere. Bir yüzlerin sayısını gösteren bir uygulama olacak. Bir de yüzde şu görselde gördüğünüz üzere gözlerin ve dudakların ve hatta yüz bölgesinin tespit edilmiş halini kullanan bir yöntem yapacağız. Uygulamamız olacak. Şimdi bakın burada iki uygulamayı dilerseniz uygulama içinden yapalım. Şu iki uygulama birinde şöyle tespit. Altta da bakın birinde sayı yazıyor. Beş tane yüz tespit edildi. Diğerinde de direkt yüzlere ilgili işlemleri tabi tutuyor arkadaşlar. Şimdi hemen Geçiyorum projelere. Ve burada dördüncü uygulamayla devam ediyorum. İlk projeye gidiyorum. Entle hemen geçelim. Hemen kodumuzu açalım. Evet. Şimdi daha önceki modellerde ne yaptık? MobileNet versiyon 2'yi çağırdık. Ne yaptık? Kendi modelimizi aldık. Sürükle yöntemiyle şey yaptık. Şimdi bakın burada Vision kütüphanesini biz indirince arkadaşlar şöyle gideyim. Biz modeli zaten bu yüz tespiti çok böyle artık günümüzde çok büyük, büyük bir işlem olmadığı için bu Vision kütüphanesiyle tek başına biz bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bu asetlere gidelim. Bakın burada bazı yüzler var. Biraz önce o görselleri görmüştük. Hemen şuraya gelelim. Şöyle şunu şöyle açayım. Rezüm ile şöyle bir görelim. Swift UI kullandığımız için bunu kullanabiliyoruz. Ve burada bakın şöyle bir run edeyim. Şunu azıcık küçülteyim. Bakın yine şöyle kaydırıyoruz. Bu classify ile de bu işlemlerin olmasını görüyoruz yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Hemen bunları burada görelim. Şimdi bakın arkadaşlar yüzleri buradan aldı. Kodumuza odaklanalım. Bakın burada detect e, facial landmark diye bir metot oluşturmuş. Neden bunu çağırıyor? Bakın burada butonda şöyle classify butonu yapınca e, çağırınca detect facial landmark diye bir metot çağıracak ve bunun sonucunda da bakın landmark on image, gerekli çizimler yapacağız. Çünkü bakın bu projede hem yüze kare çiziyor, hem göz belgesi hem de dudak belgesi için çizim yapıyor. Yani burada bazı çizim için, draw landmark on image için bir metot, çizim yapmamız gerekiyor. Bakın bounding box ve bunun width, height, x, y e koordinatları ile bir karesel bir çizim. Gözler için bakın, left pupil, lips, dudaklar için, gözler için left eye, right eye ve şu metotlar bizim Bunlar istersek sadece işte gözleri çağırabiliriz, sadece dudakları çağırabiliriz. Buradaki kutu için, işlemler için bunlar. Hemen kodumuza tekrardan geri dönelim. Bakın current image'de draw landmark on image'i çağırıyor. Hemen buraya geliyorum. Önce e, detect e, facial landmark bir görelim. Şöyle. Detect facial landmark'ı görüyor ve bunun içinde de diğer işlemler yapıyor. İlk önce yüzü bulacak ki yüzün içinde işlemler yapsın. Önce detect'e bakalım. Bakın detect'te de Face in Landmark'ta. Burada bakın VN Face Observation diye bir şey çağırmamız gerekiyor. Completion olarak. Bu Vision'in içerisinde. Vision'in içerisinde biraz önce göstermiştim. Barkod vardı. Face vardı. Bir sonraki projeler de vardı. Birçok özellik var. Bu şekilde yüzleri tespit edebiliyoruz. Direkt yani bu e, Apple'ın kendi hizmeti. Vision kütüphanesinin özelliği. Yüz için ayrıca derin öğrenme modeli çalışmanıza gerek yok. Bunu alarak kullanarak yüz tespiti şey yapabilirsiniz. Hatta daha ilerleyen çalışmalarda yüz tanımada doğru bir adım da bunlar kullanılabilir. Şu an bu yüz tespit ediyor. Yani yüzün kim olduğunu algılamıyor, yüz detekt yapıyor. Ve burada şöyle bakın şurada current image aldı ve burada bir format dönüşümü oluyor. Bir, Bir de orientation işlemi var. Cep telefonunu kullanıyoruz. Pardon, yatay mı tuttuk, dikey mi tuttuk? Çünkü burada yüz çizimi yaparken orientation önemli. Ona göre çizim yapması lazım. Ve buna göre request döndürüyorduk. Ne demiştik? Bir request var bir de handle var. Bakın request de VN detect face landmark request alıyor. Ve bunun bir observation'ı döndürüyor. Ve bunun observation'ı da alarak buradaki e, observation'ı döndürüyor. Ve bu request'i gelip burada handler'de uygulayarak resme yansıtıyor. Tamam bunu aldık. Şu an biz yüzü bulduk. Yüzde bulduğu yüzde bulduğu yüzde observation'lar aldı. Ve bunda bir de current image'de draw landmark yani yüzü bir bulmakla kalmadı. ayrıca bir de yüze çizimler yapacaktık. Bunda yardımcı kütüphane ile gidiyoruz. Landmark metodu da buradaydı. Ve bununla da yüzde bakın yüz şu şu kısım yüzde çizimlerin yaptığı kısım. Alttaki kısımlarda bu çizimlerin olduğu kısımda ayrıca bizim göz bölgesi ve dudak bölgesinde çizim yaptığımız kod kodlar da bunlar arkadaşlar. Kodun tamamını sizlerle paylaşacağım. Bunları etkin olarak inceleyebilirsiniz. Yine iPhone 2 Pro Max'ta ekranı büyütecek şekilde şöyle açıyorum. Cep telefonum geldi. Classify dedim. Algıladı. Classify dedim. Çizimler yaptı. Classify dedim. Tamam. Bakın bu her şey mükemmel değildir. Bakın şu sağda gördüğümüz kişiyi classify edemeyecek. Çünkü bunun yüzü döndü döner yani sola sağa baktığı için bunu algılayamadığım bu tür şeyler de projemizde karşımıza çıkabilir. Şu an mesela bu burada bunu başaramadı. bu da çizim yapamadı. Bunlar da bilmemizde fayda var. Yaptığımız her şey tam çalışıyor diye bir şey yok. Mesela siz buradaki şu Vision kütüphanesinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bunun detayını inceleyip örneğin şu yüzde algılamama problemini gidermek için bir çözüm önerisi de getirebilirsiniz arkadaşlar yüz tespiti ve yüzde ilgili ayrıca göz ve dudak gibi şeylerin uzuvların algılanması projede bu şekilde arkadaşlar ve bunu kapatıyorum. Umarım burada da bir fikir oluşmuştur. Geçiyorum bir sonraki. isme. burada da yine bakalım. Bak bu birazcık daha kolay. Hatta keşke önce bunu gösterseydim arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Şöyle hemen kaydırıyorum. Şimdi bunu da yine şey yapalım. Hatta şöyle Pro Max'ta bunu çalıştırayım gelsin. Bakın burada mesela şunda da classify dedi ve yüzü buldu ve bir dedi. Mesela şu an topa geçtik. Classify 100 sıfır. Çünkü yüz yok buradan. Geliyoruz. Burada var mı yüz? Buna da sıfır dedi. Çünkü kuş sadece insan yüzüne almış. Mesela burada 5 demesi lazım. Aynen burada sayılabiliyor. Yine aynı mantık arkadaşlar. Fakat burada ilave farklı şeyler yapmıyoruz. Çok pardon. Cep telefonu bağlı için özel bir şeyler gelebilir. Kusura bakmayın. Çünkü cep bazı şeyleri ekranınızda paylaşmam gerekeceği için cep tarafını bağlı tutuyorum. Şimdi burada da aynı yardımcı draw on image kısmında yaptığımız çizimler var. Direkt karesel çizim yapıyor. Rectangle bakın çiziyor. Kare çiziyor. Şimdi hemen burada ne var? Bakın info playlist'e şu pardon. Content'e gidiyorum. Şuraya gelim önce. Assette bizim resimlerimiz var arkadaşlar. Bakın şunlar. Biraz önce gördüğümüz resimleri buraya attık. Content view'de Şöyle şunu şöyle yapayım. Şöyle kaydırayım. Hatta şunu şuradan genişletelim arkadaşlar. Bakın o isimleri, asetlerin içerisindeki şu isimleri şurada şöyle çağırıyoruz ve her birinin butona bastıkça hatırlarsanız burada yine previous ve next diye bir mimariyle yaptık. Burada istersek aynı mantıkla cep telefonunun kamerasını kullanabilir ve cep telefonunun fotoğraf albümünde burada çağırabiliriz. Bu tür şeyleri de siz yani fikir geliştirme amacıyla pratik yapabilirsiniz. Bu yöntemi diğeriyle birleştirerek o şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bakın burada da yine classify kısmında detect face metodunu çağırıyor. Detect phase de arkadaşlar. Bakın detect face de yine aldığı image'i yi aldıktan sonra orientation kısmından sonra request olarak bakın VN detect face rectangles request. Direkt bakın bu yöntem direkt yüzü karesel olarak, dikdörtgensel olarak tanımlamayı alıyor. Request'ten sonra handler işlemi için bunu kullanıyoruz. Bu mimariyi aklınıza tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Tespitlerde bir request oluyor sonra handler oluyor. Şu kütüphaneyi, Vision kütüphanesini aldığımızda bu hizmetleri etkin olarak alabiliyoruz. Ve burada bunun sonucunda handlere perform bu Request'i uygulayarak observation sonucunu çok pardon gösteriyoruz. Ki biraz önceki classify yöntemiyle de bunu aldık, çizim yaptık. İki proje de dediğim gibi hazır. İlk kısım ve son kısmını alıp etkin olarak kullanabilirsiniz. Bunu kapatıyorum ve bir sonraki projeye geçiyorum. Şu an yüz tespitini yaptık. Şimdi text detection konusuna geçiyorum. Beşinci konumuza gittik. Bu şekilde 13 tane konumuz olacak arkadaşlar. Sabırla devam ediyoruz. Beşinci kod için yine sunumdan bir devam edeyim. Yüz tespitini yaptık arkadaşlar. Tamam. Şimdi metin tespiti arkadaşlar. İlgili resimlerde yani bu bir resim. Resimde metin var mı yok mu sorguluyoruz. Şu anki Apple'ın desteklediği özellik hazır kütüphanesinde. Vision kütüphanesinde bu hazır olarak sadece text detection var. OCR dediğimiz optik karakter recognition yok. Yani bunun ne olduğunu ayrıca yazmıyor. Ha bugün bu öyledir. Bir ay sonra bu da ilerleyecektir. Çünkü durmadan Apple kendi kütüphanesini, kendi hizmetlerini zenginleştiriyor, hizmetlerini artırıyor. Fakat şu anki altyapılar desteklediği şey text'in detekt edilmesi. Detekt sistemi arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Hemen gidiyoruz. Text kısmına 5. projemiz. Açıyoruz text classification'de. Yine end'e gidiyorum arkadaşlar. Zaten kodu yavaş yavaş biz anlamaya başladık. Ne olduğunu gördük. Şimdi burada yine geliyoruz hemen kontente gidiyoruz. Rezüm ile şöyle bir alayım. Şurayı şöyle açayım. Bakın burada da yani bir onu deniyoruz bir bunu. Burada da yine choose picture. Şunu tıklayayım ben. Kendi cep telefonunuzdaki resimler olabilir. Hatta şunu birazcık küçüldeyim. Ve kamerayı kullanabilirsiniz. Yine aynı bir projede. Şu an bu projeleri attım ya indirip Macbook'la bunları run edip Xcode ile kendi cep telefonunuzda bunu çalıştırabilirsiniz. Bakın şu an ben burada iPhone 2 Pro Max diyorum ya. Şu en yukarıda benim cep telefonum da var. Bunu da birazdan zaten kullanacağız arkadaşlar. Kendi cep telefonumu da ben kullanacağım. Şu an biz iPhone 2, 12 Pro Max ile e, şu an gördüğümüzden ayrı olarak şey yapacağız. Peki kodumuza gelelim. Evet kodumuza gelelim. Ne yapıyor bu? Vision kütüphanesi ve Koremeli kullanıyoruz. Evet şöyle geliyoruz. Butona bastığımızda şuradaki şöyle göstereyim. Classify bastığımızdaki kısım neresi? Hemen şuraya geliyorum. Perform text classification'i çağırıyor arkadaşlar. Bu da hazır. Yani siz yapay zeka için ayrı bir train işlemine gerek duymuyorsunuz. Zaten şu kütüphaneleri indirdiğimizde Vision kütüphanesi içerisinde bu var arkadaşlar. Şimdi kodumuza bakalım. Perform text classification de bakın image'i aldıktan sonra bir tip dönüşümü yapıyor. Orientation'la fotoğrafın yatay mı dikey mi olduğunu algılıyor. Ve burada bakın request ve handler'a bakıyoruz. Request'te VN recognize text request alıyoruz. Bakın. Biraz öncekinde aldığımız şeyden ayrı olarak bu text alıyor. Öbünde face e, face alıyordu. Request aldıktan sonra observation sonuçlarını döndürüyor ve bunun sonucuna da draw, bunu bir draw image ile sonucun şeyini de bir çizim yapıyor. Draw on image nerede? Hemen geliyoruz bir çizim şeyi. Bulduğu observation sonucunda bir yani rectangle e, bir dikdörtgen çizim yapıyor ve bunun sonucunda da yine bu çizimle bunu göreceğiz. Şuradaki kısım observation'ın sonucunu almasıydı. Bu observation'ın ayrıca image'de gösterim içinde bir dikdörtgen çizimi var. Hemen bunun iPhone 12 Pro Max'ta çalıştırıyorum. Bakın yine handler'la perform request dediğimizde hemen bu bu request uygulanmış oluyor. Choose picture diyorum. Photo library diyorum çünkü kamerayı kullanamıyorum ben. Pardon şöyle. Şimdi bakın burada şunda şöyle bir şey var. Ve burada classify dediğimde bakın şurada bir text algıladı. Altta bir text algıladı. Altta bir text algıladı. Bir tane daha seçeyim. Yine photo library diyeyim. Bir de şuna bakalım. Classify diyeyim. Bakın her bir satırı ayrı ayrı text olarak algıladı. Şu an bu detect yapıyor arkadaşlar. Yani bunun ne olduğunu şu an çizemiyor. Ama bu bugün burada kaldıysa yarın bunu Apple'ın geliştireceği anlamına geliyor. Şu an mevcut kütüphaneler bunlar. Siz biraz önceki paylaştığım gibi Creed ML kütüphanesi şey, modülünü kullanarak veya Python'la R'la yaptığınız projeleri buraya entegre ederek ki onu da ben birazdan bahsedeceğim. Python'daki bir şeyi nasıl getireceğiz? Onları da bahsedeceğim. Bu şekilde İsterseniz bunların da recognize ne yazdığını da çözebilirsiniz. Onu da ayrıca vurgulayayım. Şu an biz hazır Vision kütüphanesinin içerisinde bulunan Text Recognition şeyini şurada tekrardan vurgulayayım ben. Image Handler'dan ayrı şurada. VN Recognize Text Observation işlemiyle bunu arkadaşlar Recognize Text Observation işlemiyle şu request ile e, recognize text request ile request'i alıp handler'la direkt bu modeli kullanarak hiç ekstraten derin öğrenme e, modeli oluşturmadan bu şekilde text'lerin algılamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Müsaadenizle devam ediyorum. Sorunuz varsa en sonunda arkadaşlar toplu olarak bakacağız. Şimdi beşinci kısma geçiyorum. Beşinci kısım. Beşinci kısımda eee 5. kısım tamam oldu. Var. 5. kısmı herhalde text detection yaptık. 5'i tamamladık. Şimdi 6'ya geçiyoruz arkadaşlar. 6'da barkod örneği var. Sunumda da var. Bakın mantığı yine aynı. Yine Vision kütüphanesiyle gideceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen koda bakalım. Aldığı resimlerde hemen yine barkod detection'da kullandığım şey de burada bu sefer. Bakın burada yaptığım işlem VM barkod observation diyorum. Birinde face dedim. Birinde text dedim. Bunda da barcode observation özelliğini kullanarak vision kütüphanesiyle bunu sonuç olarak alıyorum. Ve bunun sonucunu da yine request olarak uyguluyorum. Ve bunun sonucunda bakın şurada yine e, bu bu observation'dan sonra ilkini aldıktan sonra bu diğerinden farklı burada ayrıca barkodun içeriğini çözebiliyorsa sonucu da yazıyor arkadaşlar. Yani barkodu çözüyor. Sadece barkod vardır demiyor. Barkodun ne olduğunu da söylüyor. Ya burada şöyle göstereyim ben size. Handler'da bunu aldıktan sonra şöyle e, request'te bunu alıyor observation sonucunu ve handler'da bunu direkt uyguluyor ve direkt sonucu gösteriyor. <laughs> Pardon, hemen yine iPhone 12 Pro Max ile şu son 3 tane uygulamanın mantığı hemen hemen aynı. Birinde barkodu şey yapıyoruz. Bakın. Burada yaptığımız işlem yine cep telefonundaki fotoğraf kamerayı kullanabiliriz. Resim albümünü kullanabiliriz. Burada yine asetin içerisinde bakın çeşitli barkodlar var. Karekod barkodlar var. Bunları kullanacağız. Modeli şöyle geçelim. Ve bunlar bakın şöyle butonlarla değiştirebiliyoruz. Ve mesela burada Classify'da bunun bir burada this is QR kod dekod edilmiş ve bunu çözdü. Şey kodlanmış dekod ederek şurada yani burada this is QR kod var. Devam ettiriyorum. Bir sonraki resimde Classify'da direkt şu rakamlar bunun içinde gömülmüş. Ve onu çözdüm. Bir sonraki şu barkodda Classify dediğimde bakın bunun içerisinde şu kadar aşağı doğru giden kodlar var. Ve bunu sonuç olarak bizlere döndürdü arkadaşlar. Evet barkodun alınması ve algılanması ve çözülmesi için de yine Vision kütüphanesini kullanarak biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Python'a geçiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar biz ne yaptık? Vision kütüphanesi, temel kullandık. Direkt Apple'ın kendi ürünlerini kullandık. Şimdi Apple'ın yine kendi ürünü ama Python'la çalışan bir Apple'ın kendi ürünü kullanacağız. Hemen ona bakıyoruz. Şu sunumu da ben ilerleteyim. Unuttuğumuz bir şey var mı diye. Metin tespitine baktık. Barkodu yaptık ve şimdi to kredi dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şimdi Derin öğrenme kütüphaneleri var. Yapay zeka için Python'da kullanılan veya farklı işte JavaScript'te ve diğer farklı programlama dillerinde R'da kullanılan. Mesela TensorFlow, PyTorch, Keras gibi kütüphaneler derin öğrenme kütüphaneleri. Bugün Apple'ın kendi geliştirdiği bir kütüphaneden bahsedeceğim. Turi Create dediğimiz bir kütüphaneden bahsedeceğim. Şimdi bizim burada yine derin öğrenme için bir model oluşturmamız gerekiyor ve uzantısı ML model olması lazım. Ve bunda da yöntem olarak Turicrete kullanması. Python'da bunun yapılmasını anlatacağım size. Işte. Şimdi Anaconda'yı kuracağız. Anaconda'nın içerisinde datasetlerini alacağız. Bir datasetini kullanacağız. Ve Python'da Turicrete kütüphanesini biz pip ile indireceğiz. Ve modelimizi Turicrete ile oluşturacağız. Daha sonra bunu yine alıp ML modeli alıp daha önceki aynı mantık bakın buradaki resimlerde kullandığımız gibi fakat bunun farkı ne? Türk Kredi Kütüphanesi'ni kullanarak bunu yapacağız. Python'la işe devam edeceğiz. Tamam. Şimdi Anaconda'nın kurulumu Google'da Anaconda yazdığımızda Python'ın iki versiyonu çıkıyor. İşletim sistem olarak şu an biz Apple ürünlerini kullandığımız için MacOS'tan devam ettiğimizi varsayıyorum. Ki şu an çünkü Swift kullanıyoruz. Apple MacBook'tan ayrı bir ortamda ne yazık ki çalışmıyor. Bunu alıyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Türk Kredi siz Windows'ta da çalıştırabilirsiniz. Fakat Günün sonunda Modeli Swift'e getirmemiz gerektiği için sonuçta yani işlem e, Macbook'ta iş bitiyor. Onu söyleyeyim ben size. Tamam. Python'da e, şu an 3.7, 3.8'e e destekliyor arkadaşlar. 3.5, 6, 7, 8'de Türk Create'i indirebiliyorsunuz. Python 3.7 olacak şekilde görselde bu var. 8 olabilir dediğim gibi. 6'yı da seçebilirsiniz. Bunu aldık. İndirdik. İndirdik derken şöyle benim Anaconda'yı da açayım bu arada. Anaconda'yı çalıştırıyorum. Anaconda R kullanıcılar için de Python kullanıcılar için de kullanabilir. Bakın R Studio da var burada. Bir ortam. Burada e, application'lar için farklı environment'lar oluşturuyor biliyorsunuz. Ve bu environment'lar açarak işlemler yapabiliyorsunuz. Şu an Python'la çalışacağımız için da kullanabiliriz. JupyterLab, Jupyter, Jupyter Notebook'ta kullanabiliriz. Hatta Spider'da kullanabiliriz. Hepsini kullanabiliriz. Hatta VS Code'da kullanabiliriz. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Tamam. Ana indirdik. Sunuma devam ediyorum. Şuradayız. Şimdi bakın sunumda şöyle devam edeyim ben. Ee, burada bir kere bir environment oluşturacağız. Ve Python'da 3. şöyle söyleyeyim. Şu an görseller görüyoruz ama 3.6 7 8 olabilecek şekilde bir environment oluşturuyoruz. Şimdi environment ne? Küçük bir nüans gireyim ben. Yaptığımız projede örneğin TensorFlow 2.2 kullanacaksınız. Bu da Python'ın şu versiyonunu kabul ediyor. İşte e, Pandas'ın şu versiyonuyla çalışıyor. Bu şekilde bazı özel projeler için bazı versiyonlar kullanmanız için özel environment'lar oluşturuyorsunuz ve bu environment'ta bunları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da Python 3. dediğim gibi 5 6 7 8 hangisi olursa olsun olacak şekilde bir tane environment'ı e, oluşturmak için yapılması gereken işlemi altta bakın conda create e, -n environment'ın ismi ve kullanacağınız versiyon Python 3.6. Mesela burada bakın ismi the, the environment 36 yani 3.6'yı uygulamak için bu şekilde bir environment oluşturmuş ve activate ile de bu environment'ın içine gidiyor. Şimdi bakın burada şöyle şunu şöyle yapayım. Bu burada dursun. Ben şöyle buradan da bunu açayım. Neyi? Anaconda'yı açayım. Bu deneyim. Ve burada bakın environment'lar burada ben bu arada şöyle create environment'ım var ama herhangi bir environment da Jupyter'ı diyelim mesela. Bakın burada bir Jupiter Lab açayım. Jupiter Lab interaktif olduğu için şimdi hemen Windows şey Chrome ve hangi şeyi internette tarayıcı olarak kullanıyorsanız onu açıyor. Ve burada bir Python versiyonu seçmemizi söylüyor. Python 3'ü seçeceğim ve böyle devam edeceğim. Şimdi bakın burada select diyorum. Ve şunu kapatıyorum. Şöyle şunların tamamını kapatıyorum. Bakın burada mesela terminal açıyorum. Tamam. Şimdi gelelim şöyle sunuma gelelim. Bakın burada onda info pire pire n v yani hangi environment'lar var. Bakın diyor ki senin bu bilgisayarında yazı küçük mü? İyi görünüyor bilmiyorum. Bir base diye bir environmentım var, bir projede bir environmentım var, bir de türk diye bir environmentım var. Tamam. Varsayalım ki türk yok ben environment oluşturmak için ne yazıyorum bakın burada şöyle hemen geliyorum. Bakın conda create -n mesela şöyle tırnak my env aldık tırnak ve şöyle python şu sunumu ben böyle yapıyorum ki şöyle bakın şurada bakın şöyle conda create -n python eşittir 3.6 Enter diyorum arkadaşlar. Ve şu an ismi my olacak şekilde bir tane environment için bana bir soru soruyor. Yes dememi bekliyor. Yes diyorum. Ve şu an Python 3.6 şuradan göstereyim ben. Python 3.6 içeren ismi my olan bir yeni bir tane environment oluşturdu arkadaşlar. Ve tekrardan conda info envs deyince Şimdi bir yukarı çıkalım. onu da şöyle ezber yok arkadaşlar. Hemen ne demişim Bakın burada yazdım ben. konuda info envs. info tire tire envs. Yazdım da bakın burada my env ismiyle biraz önce yoktu. Artık o environment'ımı da oluşturdum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ben burada Python 3.6'ya ihtiyacım var. 7 8 de olabilir. Şu an Python 3.9'larda 4 konuşuyoruz. Fakat Turi bunları desteklemiyor. Bundan dolayı bir environment yapmamız lazım. Tamam. Şu an ben o environment'a geçmek için ne yapmam lazım? Bakın şu an şunu da göstereyim ben. Turi ben açtığım için bakın burada environment'ın yıldızı burada. Ama ben my env'ye gitmek için conda activate my env diyerek bu environment'a e da geçebilirim. Fakat Turi benim için görebiliyor. Ben buradan devam edebilirim. Tamam şu an biz Anaconda'yı kurduk. Bir tane Turicrate ismiyle veya MyEnvy ismiyle de Environment açtık. Tamam sunuma devam ediyorum. Sunumdan beraber gidelim. Şimdi Turicrate için bunu aldık. Turicrate'i kuracağız. Veri setini nereden alacağız? Şimdi bir de bakın Kaggle'dan bahsettik. Bakın GitHub'dan koda veri, veri set aldık. Siz kendiniz de özel veri setinizi kullanabilirsiniz. Bir de çok büyük bir resim kütüphanesinde arşivinin bulunduğu ImageNet diye bir sitemiz var arkadaşlar. Bunu eğer derin öğrenme uğraşan arkadaşlarımız varsa zaten biliyorlardır. ImageNet içerisinden de arama yaparak sonuçlarından mesela burada kedi ve köpek sınıflandırması için resimleri alacağız. Bakın ImageNet sayfasından şu an biz veri seti alıp bunu trick yapacağız. Herhangi bir resmi aldıktan sonra altta detayların üzerine tıklayınca bakın URL'lere tıkladığımızda şu ortada gördüğünüz gibi URL'leri içeren bir şey geliyor. Text dosyasını bunu alıp bunu kullanabiliriz. Yani şu sayfanın URL sayfasını açınca şu altta uzantısı JPEG, uzantısı PNG de değişebilir. Farklı uzantılarda resimler oluyor. Bu şey içerisinden, ImageNet kütüphanesi içerisinden veri setimizi alabiliriz. Bakın burada hem doc hem de cat olacak şekilde iki adet URL aldım. Ve bu URL'leri kullanarak şimdi işleme tabi tutacağım ve burada yine aynı mantık Doc diye şey Docs diye bir klasör olacak. Bunun içinde o resimler Cats diye bir klasör olacak. Bunun içinde o resimler. Bunu ayrıca isterip kriteme de götürüp orada yapabilirim. Bunu biraz önceki yöntemle yine şeyle bizim Mac Apple'ın hizmetiyle biraz önce yapmıştım. Yapabilirim. Şimdi de Create ile yapıyoruz. Bakın 3 tane farklı yöntemle derinleme modelini görmüş olduk. Bu, bu kadar mı devam ediyoruz? Hayır. Şimdi bakın şu yerelleri aldım. Tamam. Ve URL'leri ben şöyle geliyorum. Tür create için Yedinci 7. hemen klasör yapımıza geri dönelim. Şöyle klasörümüz neredeydi bizim? Burada mıydı? Bu arada şunu da kapatalım. Evet. Bayağı klasör açmışız. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ilk önce Bizim iki tane şöyle yine web'e de bir küçük gidelim sıkıntı yok web'i e de görebiliriz. Şu şuradan image image net diyorum arkadaşlar geliyor. Bakın buraya docs yazmıştık geliyor. Şu an kötü bir şans evet şu an bir maintenance bakım zamanı varmış. Tamam hiç sıkıntı değil. Pets diyoruz. Sayfada zaten şey vardı. Et diyelim. Bakın burada sonuçlar geliyor. Ve şuradan herhangi bir özelliği aldıktan sonra tıklıyorum. Çünkü burada hakikaten çok fazla veri seti var. Dog için gelmedi ama oraya tam hızlı da okumadım. Yani şeyse. Fakat Imagenet'te sonuçlar gelecek. Ve ben buradan URL'leri tıkladığımda o URL'i alacağım ben. Bakın şöyle geldi. Neyse Persian Cat diye aldık. Dolansa tıklıyorum. Bakın yerler burada arkadaşlar. Tıklıyorum. Çok pardon. Bakın tıkladığımda şu şekilde sonuçlar geldi. Bu böyle gidiyor. Şunu alıyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şimdi şöyle. Bunu alıyorum. Hemen projemize geri dönelim. Evet. Canlı yayında cep telefonu bağlanınca kusura bakmayın. Bu tür şeyler oluyor. Şimdi Şöyle açıyorum ben bunu. Ve şimdi bu URL'leri kullanarak ben iki klasör yapısıyla şöyle docs ve cat'lerin olduğu veri setini olacak şekilde bir script yazıyorum. Şu an henüz create'e gelmedik. Hemen söyleyeyim. Ve bunu şöyle açıyorum. Ee, şurada yine Visual Studio Code ile Bakın. Şimdi bunun bu, bu kodun görevi ne arkadaşlar sadece ve sadece ilgili URL'lerdeki resimleri, bakın biri cat URL olarak aldığım URL biri doc URL olarak aldığım URL'leri alıp, train içerisinde cats ve docs olacak şekilde iki tane farklı şeyin içerisinde e, klasör yapısının içerisinde bunları e, buradaki resimleri indirgeyerek yapması. Ve bu kodu ben çağırdığımda, çalıştırdığımda şöyle çalıştırdığımda onu ben şeyde de vurguladım şöyle PowerPoint sunuma da tekrar geri dönebiliriz. Ee, hatta şuradan mı açalım PowerPoint'i? Şu. Bakın burada e, şunu devam ettireyim ben. Şöyle. E, bakın. Şurada bakın. Bu, şu biraz önce gösterdiğim ekranı Python Download Images Pay diye çağırdığımda arkadaşlar, direkt ben o, o şekilde iki klasör yapısını görüyorum. Tamam klasörler yapınca bakın dox ve kes diye burada resimlerimiz tek tek alınmış oluyor. Evet pip install to create ile biraz önce ben açtım şuraya geri dönüyorum yine tekrardan. Şurada pip install to create ile arkadaşlar ben bu environment'a şu an ben kurmuşum. Onu da şey yapayım. Bunda sıkıntı yok. Bir hata verdi. Büyük ihtimal 3.9 ben şey yaptım to recreate'i ben buraya kuruyorum arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın to recreate ile bir kod örneğini görüyoruz. Bakın import Python'dayız arkadaşlar. To recreate çalışıyoruz. Import to recreate as tc. To recreate'i tc, olarak çağır, çağır. Ve data olarak bakın train'in içerisindeki tc.image analysis load image yöntemiyle peti bu olacak şekilde train olarak aldık. Ve label'ı olarak da bir apply yine yine bir Python'dayız. Etiketleri de ilgili klasör isimler olacak şekilde alacağız. Datanın petinden aldığı bunu bakın datanın petinden apply lambda metoduyla eğer dog klasörün içerisindeki ise label'ı dog al değilse cat al şekliyle bu şekilde label'ları alıyoruz. Bakın yaptığımız işler çok az satırla. Daha sonra bu datayı train ve test ayırmak için random split ile %80 train %20 olacak şekilde e, test olacak şekilde train data ve test data olarak ayırıyor. Ve burada classifier, image classifier'da tree creating kullanımı bakın tc.imageclassifier.create diyorum. Ve bu datayı alarak target'ta label olacak şekilde ben modeli oluşturuyorum. Prediction'la yapıyorum ve bakın model.export core ml diyerek docket classifier.ml model. Bakın ismi ml model oldu. Veri setini ayarladık yazdığımız 5-6 satır kod ile de şu an catdog modeli şuraya getirdik. Model burada. Tamam, modelimizi oluşturduk. Şimdi hemen geri gidiyoruz ve yine klasör yapımıza geri dönüyorum. Bunu indirelim. Klasörlerimiz neredeydi? Şuradaydı. Bakın, turi create ile ent diyorum doku aldık. E şöyle. Daha önceki mimariyle aynı. Fakat burada sürükle yöntemiyle catlog classifier'ı artık tree create ile oluşturduk arkadaşlar. Tree create ile oluşturduk ve burada modelin sonucunda yine aynı. Hep aynı yöntemle image classification işlemini yaptık. Üç farklı yöntemle biz modelimizi oluşturduk. Ve Swift UI'da şunu bir rezüm edeyim. Şurayı gizleyeyim. Bakın yine resize işlemleri hep aynı. Tek farkı bura bir model getirdik. Fakat bunun model oluşturma yöntemi Tree etti Kodlarımız aynı. Resimlerimiz burada yine şuradan. Asette ilgili resimler var. Ve bu resimlerde bu sefer isimlendirme yaparken fotoları bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gitmiş ve buna göre mapleyerek şey yapmış. Ve burada eğer siz resimlerinizi burada devam ettiriyorsanız 10-11'de devam ettirmeniz lazım veya daha önceki klasyon yöntemiyle bir dizi oluşturup dizide dosyasından vererek de şey yapabilirsiniz. Aynı mantıkla şey yapıyoruz, çalıştırıyoruz ve buradan run ediyorum. Müsaadenizle bir su içeyim. Ve ilgili resimler geliyor. Ve classify ettiğimde cat dog. Çünkü iki farklı sınıflandırmam vardı. Classify edince bu şekilde geliyor. To create ile Arkadaşlar Python Anaconda içinde Turicrate'in kurulumu Yine veri ön işlem olarak resimlerin sınıflandırması için Yine bir şey yaptık Ayrıca bir işlem yaptık Ve Create ile Şurada tekrardan göstereyim ben size e, internete geri deneyim Şu kadar kod ile Biz ML model uzantılı olacak şekilde Biz sınıflandırma işlemini yapabiliriz arkadaşlar Create'i de bu şekilde şey yaptık Şimdi bir sonraki projemize geçiyoruz Sorunuz varsa en sonda yine arkadaşlar hep beraber bakacağız. Ee, yine bu projeyi kapatıyorum. Klasör yapıma geri döneyim. Sekizdeyiz arkadaşlar, on üçe kadar gidiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir de burada e, şunu öğreneceğiz. Bu şu an sekizinci konumuzda e, play grant dediğimiz bir konu var. Şöyle XCode açıyoruz. Şu XCode'un mevcut projesinden kapatayım burada. Bayağı XCode açmışız. Kapatmayı unutmuşuz. XCode'u açıyoruz arkadaşlar. Xcode'dayken, pardon, simülatör ay şu an XCode açmam lazım. Ee, XCode şu. Xcode'dayken arkadaşlar e, buradan File New Bakın burada Playground var arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim, tür create'i çalıştırmıştık ya. Ayrıca Playground'da yine Swift'in bir hizmeti. Playground kullanarak biz bazı işlemleri bazı kütüphanelerle yapabiliyoruz. Burada macOS seçmeyi unutmuyoruz. Çünkü şu an biz buradaki metinsel işlemler veya farklı Playground'da işlem yaparken Macbook'u kullandığımız için burada iOS değil de Macbook seçmeyi unutmuyoruz. Ve Creed dediğimde Next dediğimde ismi verecek şekilde şöyle Creed yaptığımda hemen şuraya o da gelecektir. Tamam böyle Cocoa diye böyle bir örnek geldi. Şimdi bizim bugün yapacağımız şey Playground'u yine klasör yapısına geri döneyim. Şöyle. Şimdi bir, bir Playground'da çalıştırdığımız kod şu arkadaşlar. Bakın. Şimdi Natural Language. Evet. Dil işlemleri arkadaşlar. Metinsel işlemlerin algılanması için iki tane farklı uygulama anlatacağım sizlere. Bakın. Playground ile import ettiğimiz CoreML ve Natural Language ile bakın bir metot var. Ve metotta Taklama işlemi. Yani burada özel isim var mı? Bakın bunların tag işlemleri için kullanışan varsayılan olarak bu İngilizce. Şimdi birazdan öbür uygulamada Türkçe için de bir şey yapacağım. Bunu İngilizce yaptığım gibi Türkçe'de de yapabilirim. Linguistik bir işlem olarak personal name, kişi ismi mi, place name, organization name olacak şekilde şunların içerisinde varsa bir şeyler bunları tek tek dökmesini istiyorum. Playground'da arkadaşlar kodu çağırmakla çalıştırmak çok kolay. Bir bakın şöyle göstereyim ben size. Şunları liste olarak aldı. For each için tekste print name it entities deyip şu metodu çağırmak. Bakın direkt bu şekilde Swift'te kullanım var. Run diyorum. Ve burada her bir şöyle bakın run yapıyor. Her bir şey de şöyle geliyor. Bakın John'un bir kişi ismi olduğunu. Avustralya'nın bir Place Name olduğunu, Mary'nin Personal Name, Google'ın bir Organization Name, Costa Rica'nın bir Place Name olduğunu bu şekilde özel isimler varsa şunları artırabiliriz, azaltabiliriz. Bunları bu şekilde, seyredecek şekilde yapabilirsiniz. Yaptığınız çalışmada böyle ara işlemler varsa bunları da metinsel şeylerin filtrelenmesi, ön işleme için Playground'ı kullanabilirsiniz. Nature Language ve CoreML kütüphanelerle bunları da yapabilirsiniz. Bu bir örnekti. Bir tane daha Playground bakacağız hemen şöyle geliyoruz. Bir, bir problem evet hemen buna bakalım. Burada da yazılan e, ifadenin dilini tespit etme. Mesela bakın burada yine e, bir şeyle söyleyeyim. Her biri için, for each için bakın burada prediction'da predict language ile ilk tahmini prediction olarak dökmesini istiyoruz. Metot nasıl? Bakın yine nature language ve coremel kullanılmış. Predict e, language ile string alıp string döndürüyor. Her birini algılıyor. Ve burada locate ile tr. Bakın şey İngilizce olarak. Şimdi ben bunu tr'de Türkçe olarak da yapacağım. İngilizce olarak bunların şu hello world hangi dil? Hola estas yani comas estas hangi dil? Şu mesela saçma sapan bir şey var. Ben şöyle şey yapalım. Ve şu hangi dil? Yazılan metnin dilini çözmeyi sağlayan bir script playground kullanıyoruz çalıştırıyoruz. Çalışıyor. Bu şekilde playground ile de bakın İngiliz, Spanish, Iceland, Urdu, Finnish ve Turkish diye geldi. Şimdi bunların niye İngilizce yazı? Çünkü şurası idi. E Şimdi ben bunu TR yazarak ayrıca bunu Türkçe olarak da ben görebilirim. İstediğiniz hangi dil olursa olsun bakın Türkçe, Fince, Urduca, İzlandaca, İspanyolca diye bunu bu şekilde alabiliyorsunuz. Bu şekilde ön hazırlık işlemleri metinlerinizde şey olsun playground ayrıca diğer resimler için de uzantılar ve hizmetleri var. Playground'u da bu hizmetlerde bu amaçlarda kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da vurgulamak istiyorum. Devam ediyoruz. Şu sunumu ilerletelim. Trikreti bakmıştık. Metin işlemleri bil algılamaya baktık. Duygu analizi. Şimdi bakın biraz ne yaptık? Resimlere baktık. Tamam. Sonra metinsel ifadelere baktık. Şimdi metinsel ifadeler yine devam ediyoruz. Yazılan metinlerin sınıflandırması. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Sentiment analizi dediğimiz duygu analizleri. Yani burada I love pancakes, I hate traffic yani bu pozitif negatif mi? Bunu yapan doğal dil işleme yöntemi için devam ediyoruz. Evet bunun içinde 9. bölüme hemen notlarıma bakıyorum. Bir taraftan da şöyle klasöreme geçeyim. 9. bölümde Az kaldı arkadaşlar ama umarım zevklidir. Şimdi arkadaşlar sunuma gidelim. Çünkü sunuda bahsetmem gereken bazı şeyler var. Duygu analizi. Evet şöyle büyütüyorum. Şimdi duygu analizi için de yine bir veri seti kullanacağız. Ve yani buradaki veri de sesinde bu yine bir üniversitenin sınav sorusu için hazırlanmış bir sayfada birçok veri seti var. Ve şu altta en altta 691 tane Ford otomobiller için pozitif 691 tane de negatif yorumu içeren veri seti var. Biz bu veri setini kullanarak duygu analizini yapmayı bakacağız. Ve burada da Temel'in text classifier'ını kullanacağız. Şimdi 5-6 tane yöntem var arkadaşlar. Ben olabildiğince çeşitlilik yapıyorum ki ufkunuz geniş olsun ve bunları şey yapabilirsiniz. Bu arada bu arada ben bunları anlatırken hangi kaynaktan gittim? Bunu hemen size vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar şu kitap hepinize tavsiye ediyorum. Practical Artificial Intelligence with Swift e, O'Reilly'den. Bu kitabı hakikaten çok detaylı. Benim size anlattıklarımdan ayrı çok fazla detay da var. Bunu öneririm. Yani şu an anlattığım konulara ben bunda gittim. Anlatmadığım yine konular var. Ama kaynağım bu bu kaynaktan gittim onu hemen vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi evet bu veri setini kullanacağız ve iki farklı yöntem şey yapacağız bakın. Pandas'la hatırlayın bizim burada yöntem neydi bakın? Bizim şu an MacBook bilgisayarda Apple ürünler için yaptığımız çalışmalarda sınıflandırma için bir klasörümüz oluyor ve klasörün içerisinde tek tek resimler varsa tek tek o resimler pozitifse pozitifte. İşte kedi ise kedi klasörünün altında. Köpekse köpek klasörsün. Aynı bu mantıkta da bizim bu veri setimiz 691 tane Ford için pozitif 691 tane negatif bilgiyi yine klasör yapısı yapacağız. Pozitif klasör içinde pozitif cümleler tek tek negatifte de negatif cümleler tek tek olacak şekilde iki farklı yöntemde hem pandas kullanarak hem de playground bir önceki videoda nasıl e, dil algılama ve özel ifadelerin algılaması için playground kullanmıştık. Yine aynı mantıkla playground ve pandas kullanarak veri setimizi bu şekilde taksimat yapacağız, bileceğiz. Daha sonra kri temelin text classifier'ını kullanarak da sınıflandırma işlemine devam edeceğiz. Çok güzel. Evet. Sunumu unuttum bir şey var mı diye devam edeyim. Tamam. Evet burada e, bırakalım. Hemen yine klasör yapıma geri döneyim. Şimdi iki farklı şey yaptık. Bir. Şimdi bakın ifadeler şu. İndirdiğim CSV dosyası 691 tane negatif, 691 tane pozitif ifade içeren veri seti şu. Fakat biz e, Apple ürünleri için iOS için uygulama yaparken şunu yapacağız. Bunların her birinin bu negatifse ismi negatif olan bir klasörde her alt kısımda da pozitifler var. Pozitiflerde pozitif klasör olacak şekilde bir pandas bir de playground ile bunu nasıl ayırız? Şunu hemen bakıyoruz. Bakın. Proses için şunu hemen open with deyip bu konuyu hemen nasıl yaptığımızı bakıyoruz. Bakın. Klasi olarak şu bunu alıyorum. CSV dosyamı alıyorum. Ve ben burada negatif CSV ve her bir ifadeyi negatif ve pozitif klasörler içine yerleştiriyorum. Şu kodu ben çağırdım mı şöyle bir şey geliyor. Pozitif, negatif. Negati şöyle. Ve her bir ifade CSV olarak burada tek tek duruyor. Bakın bunu Python'da pandas ile yaptık. Bir de hemen şurada şey yapalım. Ha, buna geçmeden önce e, sentiment analysis klasörüne gitmeden önce openin'i aldım. E, bir de şey yöntemi var. Playground bunu ne yazık ki tabi hazırlarken buraya atmayı unutmuşum. Peki bunu şu an veri setimize aldık. Fakat dediğim gibi bunu Playground ile de yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onun kodunu ne yazık ki buraya almadım. Ee, şimdi veri setimiz bu. Hemen ben oluşturduk sonuçta. Bu bizim işimizi görecek. Train klasörünü atacak şekilde. Xcode açıyorum. File, şey Xcode. Şuradan Developer Tool'dan Create ML'i seçiyorum. New diyorum. Ne demiştik? Text Classification yapacağız arkadaşlar text classification ile next diyorum. Bakın my text classifier diye oluştursun. Zaten bunlar ben hazırladım. Hemen next diyorum. Güzel. Nereye oluştursun? Desktop masaüstü diyorum. Hemen şuraya hemen sağ tarafta göreceksiniz. Geldi. Aynı mantık arkadaşlar. Text için şöyle şuraya geri döneyim. Bakın tireyini alıyorum. Şöyle. Sürükle yöntemiyle buraya atıyorum. Bakın testte pozitif ve negatif için yine ifadeler var bir kısmını kes yöntemiyle alıp oradan buraya yapıştırabilirsiniz. Testi de alıp şöyle test atıyorum. Geliyorum buraya. Bakın burada ne algoritma olarak ne dikkat edin. Transfer de mi kullanırsınız? Bu arada bunları da incelemenizi istiyorum arkadaşlar. Maximum Entropy default olarak kaldık. Validation için de biz alabilirdik. Bakın bunları varsayılan iki tane sınıfımız vardı. Pozitif ve negatif. 1366 tane trende kullanılmış. Ve bunun bir kısmını validation otomatik olarak ararak, e, alarak yapıyor. Tamam. Ve testte de iki sınıf için toplam 16 tane item'ımız varmış. Bu çok hızlı olduğu için hemen train yapalım. Çok hızlı. Diğerleri de yavaş değil arkadaşlar. Diğerleri de hızlı. Bakın burada train'de %97.5 doğruluk accuracy. Validation'de de %97.5'luk aldı. Daha burada şu an gördüğünüz gibi precision ve recall sonuçlarını da döndürdüm. Ve burada açıklama yazabilirsiniz. Output'u bakın burada output'u şuradan get diyerek my text classifier bir ml model olarak şuraya save diyorum. Bakın şöyle kapatayım pardon. Benim modelim geldi. Veri setini aldık. Yorumları aldık. İki farklı klasöre koyduk. Çok pardon. Şunu kapatayım. Çok özür diliyorum. Modelim geldi arkadaşlar. Ve bunu şu an burada kri temeliyle yaptık. Tamam. Güzel. Ve hemen projemize gidiyoruz. Hem de gidiyoruz. Açıyoruz. Bakın burada sentiment analizi klasik Aynı bakın onu çek yöntemiyle buraya bırak. Aynen content'e gel ve projenin ismini modelin ismi burada al. Arayüz olarak şöyle söyleyeyim. Şunu hemen resume yapalım. Ve şöyle geldi. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Pozitifse gülücük, negatifse üzgün emojiler kullanarak prediction, model nokta prediction kullanarak output'u bu şekilde gösteriyor. Ve yine bunu isterseniz yine burada Pro Max'ı ben yine çağırayım. Nice yazalım mesela. Gelsin. Abi Türkçe şey var. Yani bu şu an sınıflandırılan sonucuna göre de nasıl nice da gördük. Şu an klavyenin bunu tabi klavye seçeneğinden dolayı birazcık zorlanabilirim ama olay bu arkadaşlar. Modelimizi oluşturuyoruz ve burada yöntem olarak modeli aldıktan sonra şöyle geliyorum. Ee, şurada bakın model nokta bu modeli aldıktan sonra model nokta şu modeli aldıktan sonra prediction diyerek texti o texti kullanarak çıkışta eğer sonucun durumuna göre pozitif ve negatif duruma göre şu resimleri is pozitifse şu negatifse şunu getirmesini sağlayacak şekilde post ne, birinde post birinde ne nekti ne, buna göre şu görselin gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar bu projemizde bu, bu şekilde bunun da tamamı sizlere paylaşırdım arkadaşlar. Bunların hepsini inceleyerek siz de yorumlarınızı katabilir ve birçok uygulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aktivite tespiti diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Yine burada core motion kütüphanesiyle yapacağız. Ve burada hazır kütüphane kullanarak cep tarafını ben burada hareket ettireceğim. Ve buna göre algılamayı yaparak sonucu biz burada göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bunu Kodumuza gidelim. Aktivite tespiti olarak 10. bölümdeyiz. Şöyle. 10. bölüm. Açıyorum. Kod geliyor. Şimdi artık alıştık. Content gidiyoruz. Açıyoruz. Şurayı şöyle gizliyoruz. Şimdi ben artık cep telefonum, gerçek cep telefonumu kullanacağım. Bakın burada Core Motion kütüphanesi. Burada duruma göre Walking ise bakın bu Core Motion'da bunlar var. Walking ise Walking yazsın. Running ise tek farkı şu ifadelerin ilk harfini büyük olacak şekilde yazmasın. Sadece şekilde. Aktiviteleri bu şekilde alıp bu metot ile extension ile buraya geliyoruz. Core Motion Content view de start tracking dedikten sonra aktiviteyi alıyor. Stop tracking diyor. Ve bunu aktif olarak şöyle geleyim. Bakın şurada start tracking'in içerisinde aktiviteyi alıyor. Is activity available ise heh, bir de bu var arkadaşlar. Şimdi bu bir özel izin. Ve info playlist'e gidiyoruz. Bakın burada çünkü ilgili telefonda aktivite algılıyor. Bakın burada privacy'lerin içerisinde motion usage description yani bu sizin hareketler bilgilerinizi kullanıyor, bunu izin verir misiniz diye uyarıyor sizi. Tamam, kodumuza tekrar geri dönelim ve bunun eğer şurası izin durumunu yok yokluyor. Tamam ve buna göre start activity update'e göre bunu alıp handler alıyor ve activity name'ini start tracking ile activity name'ini bu olacak şekilde kullanıcıya sunuyor. Görsel kısımlar bu şekilde Enes Polat'ın iPhone'u diyorum, açıyorum. Şimdi birazdan ekranımı sizinle paylaşacağım. Bakın şimdi cep telefonu ekranı arkadaşlar. Şu an cep telefonu ekranını görüyorsunuz. Şimdi ben müsaadenizle kalkıyorum. Start tracking diyorum. Şöyle mesela bakın. Tabii şu an şey olmadığı için şu an bu aktivite olarak ben ekrandan çok uzaklaşamıyorum. Fakat burada bisiklet sürme, sürme durumuna dahil şu aktivitelerin tamamını şu an durduğum için şey yapamadı. Aktivitelerin şuradaki aktivitelerin tamamını bu algılıyor arkadaşlar. Bu bu şekilde. Bu aktivite faaliyeti de bu şekilde. Devam edelim. Burada da yine dediğim gibi şuradan CM Motion Activity Manager kullanarak track işlemini yapıyorum. Ve buna göre şu izin kısmıydı. Ve start tracking ile bu aktivitenin durumu da kullanıcıyla paylaşıyoruz. Proje bu şekilde arkadaşlar. Aktivite tespiti. Şimdi style transfer dediğimiz olay var arkadaşlar. Hemen slide devam ediyoruz. Evet aynen bu şekilde yürürken walking duruyor. Aktivite tespitini bu şekilde izin aldık. Şimdi stil transfer dediğimiz arkadaşlar sanatsal olarak birçok şeyde stilin transferi etkin olarak kullanılıyor. Biz burada projemizi de bu stil transferini nasıl yaptığımızı beraber bakacağız. Bakın 3 create ile yapacağız. Şimdi 3 create ile şu an benim kullandığım Mac bilgisayarda GPU yok. Yeni nesil artık Macbook'larda GPU desteğiyle de geldi. GPU yoksa şu kısmın önemli GPU'su 0 yazmayı unutmuyoruz. Ve klasör yapısı olarak style ve content yani hangi stil hangi content'e uygulansın diyerek şu kodu çağırarak şu klasörler stilin içerisindeki resmin content'e uygulanacak şekilde eğitme işleminin kodunu görüyorsunuz. Python'la tren ettiğimizde yaklaşık bu 493 saniye sürüyor arkadaşlar şu kod. Bu şekilde de ve resimlerimizin boyutunda bu arada 256 256 hepsi hem stilin hem kontentin aynı boyutta olması sağlanarak eğer şeyse veri ön hazırlıklarla bu yapılabilir. Birden fazla stil birden fazla kontente e, denenebilir. Zaten bir modeli şu an yaptık tek bir stil ile. Bunu siz bu kodlar da ben size paylaştım. Orada var. Kullanarak istediğiniz stili uygulayabilirsiniz altyapı olarak. Şimdi bunun da hemen koduna gidelim. Şöyle 11. konu Bakın tri, şey biraz önce gösterdim tri create kütüphanesinin olduğu kodumuz şu. Şu. Stil content ile şu işlemi çağırarak yapabiliyoruz. Ve hemen modelimize gidelim. Ve bu modelin oluşmuş haliyle Python kodumuza, şey e, Python dedim, e, Swift UI kısmında şöyle klasör yapısıyla ve burada dediğim gibi şöyle info kısmında şey pardon burada privacyli bir durumumuz yok hemen transfer bakın burada ML model şu şekilde transferini oluşturmuş hani buraya aldık contente geliyoruz ve Şimdi rezüm ile bunu burada deneyebiliriz. Bakın. Burada yine fotolar var burada. Siz kendi fotolarınızı buraya atabilirsiniz. Stil olarak bir tane resim var. Bu stili burada uygulamış. Çünkü eğitirken bunu kullandık. Farklı stillerle farklı modellerin eğitimini yapıp burada hepsini tek tek deneyebiliyoruz. Kontente tekrardan geri dönüyorum. Şu resimleri hangisi seçilmiş ise stilin prediction'ın haliyle stylized image halinin uygulanması ve burada görsel olarak bunun görsel e, kısmı burada şöyle hemen geleyim bakın orijinal resmimiz bu stil bu değiştirebilirim ben buradan şunu hemen çalıştırayım. Şöyle değiştirebilirim üstteki resmi ve bakın şunla şu resmin transfer transfer halinin uygulanmış hali bu şekilde stilize halim. Diğer resme geçelim. Şu kaplan şey muz için denemiştik. Şöyle kaplan için hemen uygulayalım. Ve şişi için hemen uygulayalım. Bu şekilde de TuriCrate'de yazdığımız kodlarla daha da ileri seviyesi var tabi bunu hemen vurgulayayım. Bu şekilde stil transferini de iOS uygulamaları için yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu bu şekilde hemen vakit kaybetmeden vakitte çok ilerletmeden arkadaşlar. Şunu hemen şöyle kaydırayım. Stil transferini bu şekilde yaptık. Devam ediyorum. Regresyon işlemi arkadaşlar. Şimdi classification yaptık. NLP doğal dil işleme işlemleri yaptık. Stil transfer yaptık. Bir de regresyon. Yani sürekli değişkenlerin tahmini. Yıl sonu enflasyon tahmini gibi. İşte arabanın fiyat tahmini gibi. İşte istatistiksel bazı tahminlerin kullanılması gibi. Bu şekilde bir yöntemi. Şimdi regresyon işlemi yapacağız ve burada yine Apple'ın dokümantasyonu içerisinden bir tabular data, yani bir CSV, bir JSON olabilir, e, CSV olabilir, Excel olabilir. Bir tabular data kullanarak bunun gerçekleşmesini yapacağız arkadaşlar. Burada e, makine öğrenme yöntemlerinden linear regresyon, decision tree birçok yöntemi kullanabiliyoruz. Ve şöyle bu model indirdikten sonra tabular regression ile bu veri setinin şimdi kullanımı hemen bakalım. Tabular hemen bunun kullanımı bu şekilde isterseniz canlı olarak geçeceğim. Ve hemen oradan sonra son projemize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum şöyle diğer ekrana ve hemen şuradan da arkadaşlar 12. konuya gidiyorum. Bakın şimdi bizim ha, şu bizim CSV dosyamız. Şöyle. Şimdi burada bakın solar panels, greenhouses, size ve price var. Bunu aslında purpose amacıyla classification de yapabiliriz. Fakat biz şu üç tane e, bağım, bağımsız değişkeni şu bağımlı değişkenin tam yani price'ın tahmin için şu üç değişkenin kullanımını regression olarak yapacağım. Ve bunu yine kri temelli yapacağım. Bunda yine dediğim gibi birçok yöntem var. Turi kullanabiliriz. E, bizim yine şey kullan, e, şu bizim X kodu içerisinde playground kullanabiliriz. Şu an yine biz kri temele geçelim ve bunu kri temelde bunun regression'ı nasıl kullanacağını hemen beraber görelim. Hemen burada Xcode içerisinden Xcode servis şuradan kri temeli seçiyorum. Tamam. New document diyorum ve geliyorum burada şöyle tablar regression diyorum. Çünkü regression işlemi yapacağım. Next diyorum. My tabular regression yani burada house istediğimiz ismi verebiliriz. Hızlı geçiyorum. Açtık. Nereye kaydetsin? Desktop şuraya gelecek. Hemen kredi dedim. Geldi. Evet. Training diyor. Bakın alıyorum bu CSV dosyayı. Şimdi dosyanın bazı kısmını bakın burada Training'in bakın target'ı ne olacak? Feature'lar ne olacak? Hedefimiz bizim price olacak. O klasörün. Feature'lar neler olacak? Bakın solar panels, greenhouses ve size olacak. Purpose'ı kullanmadım. Bakın görsel olarak burada yaptığım şey 400 satırlık kısmın hedef price olacak şekilde ve algoritma olarak da bakın burada random forest var, boosted tree var, decision tree var, linear regression var. Otomatik diyorum. İstediğinizi deneyip karşılaştırma yapabilirsiniz. Aldım bunu. Bakın bu testing için de bir şey atabilirsiniz. Şu an train için aynı mantıkla bunun bir kısmını alıp buraya da atabilirdik. Onu da söyleyeyim. Yine bir tane şöyle yine bir CSV dosyasıyla test link alıp bunu da atabiliriz. Train diyorum arkadaşlar. Train completed diyor. Output'a geliyorum. Şöyle evaluation kısmında tabii şey olmadı. Ve burada bakın root mean square error şu kadar. Maximum error şu kadar diye. Ve output'ta bunu alıp şuradan get diyerek my tabular regression bir deyip save ile hop bakın buraya hemen anında geldi. Bu şekilde yine bunu burada alabiliyoruz. Ve hemen bunun koduna gidelim. Ent ile bunu alalım. Hemen projeyi açalım. Şuradan klasör yapısından. Bakın o biraz önceki ismi Martin Precis Model Mela Model. Şunu alıp buraya atınca birebir aynısı arkadaşlar. İsmi bu olacak şekilde. Bunu şöyle açıyorum. Ve burada şimdi hemen yine Content View'e gidelim. Şunu şuradan gizleyelim. Şurayı açalım. Evet. Bakın bu şöyle hemen buradan da rezüm ederek burada bakın şöyle bunlar için bakın picker kullanılmış şu şekilde şunu run edeyim yani şu panel sayısı solar panel sayısını elle yazmak değil de şu şekilde seçim yapıyorsunuz size'ını mesela şöyle rakam yazayım bunu isterseniz burada şey olmasın yine hızlı bir şekilde Pro gidelim. Ve burada örneğin solar panel sayısı 5. Number of green Ve burada işte örneğin 5000. Bu sizin veri setinizde kullandığınız her şey olabilir arkadaşlar. Yani bakın bu şekilde tablolar veriler kullanarak regression işlemleri de bu şekilde yapılabilir. Kullanımı bu şekilde modeli aldı. Ve burada calculate price dediğimde bakın model nokta prediction diyerek solar panel sayısı şu olacak şekilde. Number of green şu olacak şekilde. Bakın size de bu olacak şekilde al. bunlar input olarak alıp buna göre output'u predicted price olacak şekilde şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela burada linear regression olursa şu çizimden söyleyeyim negatife dönebilir. Doğru mu? Yani şu aşağı doğru gidince negatif olabilir ama ev fiyat negatif olmaz. Ondan dolayı bu şekilde tabii burada gerçekçi değerler girince negatif olmayacaktır fakat olur ya ihtimal dahil öyle bir şey olursa buraya NA dönsün diye bir şey yazılı ve buna göre de prediction text kısmında da bu predicted price'ı Calculate olarak şekilde şurada, şöyle bir daha ben geleyim, Calculate işlemini sonuç olarak gösteriyor. Ve burada yine kullandığımız şey, ml tabula veriyi aldık, kolonlarımızı seçtik hızlı bir şekilde. Bunu yaptık ve şöyle söyleyeyim, e, bu şekilde de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. To recreate yine kullanabilirsiniz. Diğer yöntemleri yine kullanabilirsiniz regression işlemi için. Son konumuza geldik. Umarım zevkli oluyordur. Umarım sıkmıyorumdur arkadaşlar. Artırılmış gerçeklik uygulaması yapacağız. Artırılmış gerçeklik konusu detaylı bir konu. Fakat burada derin öğrenme artı artırılmış gerçeklik bakacağız. Biz hemen şöyle geleyim. 13. konumuz. Şöyle açıyorum. Evet. Sim var. Bu da artılmış gerçeklikte Swift UI kullanmıyoruz. Main Storyboard Swift kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi birazdan soru cevap kısmına geçeriz. Ben ArchiCAD ile artılmış gerçeklik için YouTube'da bir özel kendime ayırdığım yani açmadım. Size özel birazdan paylaşacağım. ArchiCAD ile artılmış gerçeklik uygulamaları nasıl yapılır? Bir proje burada artık bakın Main Storyboard'da sayfa tasarımına geçiyoruz. Swift UI değil. Şu an biz artılmış gerçeklik bahsettiğimiz için bunu bakın şöyle tüm ekranı kaplayacak şekilde bir eğer Sinviv var. Artılmış gerçeklik ortamı. Main kontroller giriyorum ve burada mobile net ile bakın mobile net hani hatırlıyor musunuz? İlk hazır mobile kullanımı. Mobile net versiyon 2 burada bir şey veriyor ama devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Mobile net ile bunu alıyor ve şöyle söyleyeyim. Eee Gözlemleyin burada observation'ı alıyor artırılmış gerçeklikte label olarak yani bir yazı olarak gösterecek. Dokunduğumuz yer bakın touches begin, nereye dokunduysam onu tahmin, tahmin eden classify işlemini yapan ve buradaki sonucu döndüren şeyi hemen çalıştıracağız. Ve bunu hemen çalıştırayım ben. Şöyle. Ekranı sizle paylaşıyorum şimdi arkadaşlar. Evet. Şu an cep telefonunun ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an canlı bakın ben buradayım. Şöyle. Ve burada örneğin klavyeye dokunduğumda bakın burada notebook geldi. Bu şekilde. Örneğin şöyle bir şişe var burada hemen. Dokunduğumda bakın ulaşır geldi. Tabi burada şu an neyi kullandık? Biz MobileNet kullandık. Kendi modelimizi de oluşturabiliyoruz. Daha önceki yöntemlerle resim sınıflandırması için kullandığımız 3-4 farklı yöntemle kendi modelimizi alıp bu modele göre prediction yapıp sonucu döndürmesini bu şekilde canlı olarak yaptırabiliriz. Şu an mobile net ile artırılmış gerçeklik ortamında bunların görsel olarak görselleştirilmesiyle yayınlanması bu şekilde arkadaşlar. Benim sunumu sunacaklarım böyle arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle hemen Google açıyorum, şey Chrome açıyorum ve buraya geliyorum. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa soru cevap şey yapabiliriz. Hatta eğer şeyse ben şu an ekran paylaşımını durdurabilirim. Ee, sorunuz varsa arkadaşlar sor hadiym. Umarım Faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. uf kaçıcı şeyler olmuştur. Ee, sorunuz varsa soru alabilirim. Şimdi burada e, Helen Sky diye arkadaşımız e, şöyle bir soru sormuş. Hocam Macbook'ta yazılan kelimelere, kelimelere göre Touch Bar'da çıkan emoji önerilerini de duygu analizine örnek olarak gösterebilir miyiz? Böyle bir uygulama tabii ki yapabiliriz. Ee, tabii şu an canlı yayın performansı olduğu için şu an canlı olarak kadar yapabilir miyim şey değil ama bunu yapabiliriz tabii ki. Ee, teşekkürler Sadiye Bey. Ders notlarına ve kodları açıklamadan ulaşabilirsiniz. Evet. Hocam kitabı nereden edinebiliriz? Türkiye'de satılıyor mu? Bunu ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu e, Amazon'dan e-kitap olarak aldım. Amazon'dan alabilirsiniz. Tekrardan isterseniz şöyle kitabı göstereyim. Practical Artificial Intelligence with Swift. Bu arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Kodları da edinebiliyorsunuz. Hakikaten çok detaylı anlatıyor. Form kapanıyor. Doldurmayın kalmasın. Çekilişi kazanabilmeniz için bunu ve ikinci formu doldurmanız gerekli. Evet. E, tamam. Form hakkında. Ha, evet kusura bakmayın canlı yayında bazı e, şeyle WhatsApp'tan bildirimler geldi. Rahatsızlık verirsen özür diliyorum. E, soru varsa arkadaşlar canlı olarak şey yapabilirim. Swift, e, Helen arkadaşımızın şey anlayamadım devamı mı vardı e, Swift yazdıktan sonra ilave bir şey geldi mi acaba? Bu soru, soru şu an mı yazmış? Helen soruyu tam anlayamadım. Bir daha şey yapabilir misin? Hocam kitabı nereden bu? Dediğim gibi bunu Amazon'dan PDF e-kitap olarak aldım ben. Ve çıktı aldım ben. Hakikaten tavsiye ediyorum. Bu arada bu arada e ben şöyle söyleyeyim. E şu an ekranı isterseniz tekrardan paylaşayım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım ben ekranı paylaşmadan. Benim e, YouTube kanalımdaki arşiv ile artılmış gerçeklik videoların linkini açık değil. Şu an e, public değil. Onu ben hemen size şöyle arşiv ben şunu e, moderatör aracılığıyla şöyle özel chatten paylaşıyorum. Şunu değerli moderatör tüm arkadaşlara paylaşabilirsen attığım linkte Art ile artırılmış gerçeklik aşama aşama anlatılıyor. Son şeyde birazcık hızlı gittim. Bunu şey yapabilirsiniz. Son attığım şey geldi mi acaba? Mert de görebiliyor musunuz? Özel chat'te ben attım. YouTube'dan bir kanal attım. Bunu arkadaşlara paylaşabilirseniz. Şimdi evet Tolga arkadaşım LinkedIn paylaşmanız çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman ben bir screen share'i tekrardan arkadaşlar ekranı paylaşıyorum sizinle. Şimdi benle irtibat kurabileceğiniz şeyleri ben şöyle hemen ekrandan şu an ekran görünüyor mu acaba onu da şey yapayım bir. LinkedIn'den arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. İsmim Enes Polat olarak. Ee, şu kişi benim. Ee, şu anki bağlantı taleplerinin hepsini kabul edeceğim. Aktif olarak burayı kullanıyorum arkadaşlar. Buradan pardon şu anda ekran paylaştı. Tamam çok güzel pardon. Buradan benim tüm paylaşımlarım burada. Bütün e, buradan gerek derin öğrenme gerek artımız gerçeklik için hem diğer arkadaşları desteklemek hem de ben kendi paylaşımlarımı buradan paylaşıyorum. Ayrıca kitap sayfasına da arkadaşlarım şöyle kendi kitap sayfama gideyim. Eğer şeyse şunun da ben özel şeyde katınca arkadaşlara bunu ben atabilirim. Kitap sayfamda şu Hemen moderatör arkadaşım Duyuyor musunuz? Şu an çok özür Bir bağlantıdan koptum herhalde. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu an beni duyabiliyor musunuz? Bir bağlantıdan düştüm. Tamam. Evet devam edeyim. E, GitHub sayfam arkadaşlar şu. Burada da e, yaklaşık 142 tane paylaşımım var. Burada yine hem derin öğrenme Yine iOS için Flutter, Sudoku, birçok arkit, Firebase ve birçok şeyi buradan paylaşımlarım buradan oluyor. Bunu paylaşayım ben. Evet, e, bu şekildeydi. Ben yine sorular var. Şu soruyu hemen devam edelim sorulara. Hazır modellerin Rümeysa e, han, hanımefendi hazır modellerin belli bir kullanım sınırı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hazır modeller aslında e, çok büyük GPU'larla eğitilmiş bir e, set. Fakat belirli özel durumlar yani sadece işte e, genel olarak kullanımlarda kullanabilecek şeyler. Fakat sizin çok özel bir projeniz varsa, sizin çok özel bir tasarım, örneğin bir mozaikteki kırıkların tespit edilmesi. Örneğin Türkiye ekonomisindeki bazı şeylerin tahmin edilmesi gibi. Bunları tabi hazır modellerle yapmamız mümkün değil. Canlı olarak şey yapmamız lazım. Fakat genel olarak etiketlemede çok genel ifadeler kullanıyorsa hazır modelleri kullanabiliriz. Ee, hazır modellerin şöyle bir avantajı var. Çok fazla e, GPU ile eğitildiği için sizin kendi özel e, imkanlarınız belki el vermeyebilir. O yüzden kendi ekorsileri çok iyi. Ve dediğim gibi bin tane, iki bin tane sınıfı e, e, sınıflandırabilen bir modeli kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. E, çok iyi projeler ama dediğim gibi çok spesifik özellikle sınıflandırma e, şeylerinde çok özel bir proje yapıyorsanız kendi modelinizi oluşturmanız daha iyidir. Artı şunu da söyleyeyim. Hazır modellerle transfer learning dediğimiz bir yöntem de var. Yani transfer learning ile örneğin resnet mimarisiyle bir hazır modeli alıp son 15 20 katmanını bunu trick rate ile yapabiliyorsunuz onu da vurgulayayım ben size. Son 15 20 katmanınızı kendi özel veri setinize uyarlayarak transfer learning ile bunu şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Helen arkadaşımızın sorusu, hocam kendimizi derin öğrenme konusunda geliştirmek adına sizde bir miktar instructor olarak internetteki eğitimleri buluyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Çok güzel eğitimler hakikaten var. Çok güzel internette kaynaklar var. Yeter ki sabırlı olalım, yeter ki azimli olalım, sabırla çalışmaya devam edelim. Eee herden arkadaşım kesinlikle internette çok güzel kaynaklar var. Yani verinin bilgininlenme kaynağı ya üniversitedir, ya kitaplardır, ya internettir. Siz yeter ki isteyin. YouTube'da bile inanılmaz güzel kişiler var, Sentex var, birçok MIT'nin sunumları var, eğitimleri var. birçok üniversitemizin açık kaynak olarak paylaştığı videolar var. Bunları kullanabilirsiniz. E, bu konu hakikaten bugün konuştuk. Yarın çok daha iyi şeyler konuşmamız gerekecektir. O, o yüzden canlı olması gerekiyor. Durmadan canlı olarak e, takip etmemiz gerekiyor. Durmadan e, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Gündemi takip etmemiz gerekiyor. E, hakikaten geleceği on, olan konular. E, mobil uygulama da şöyle söyleyeyim derin öğrenmenin canlı olarak uygulanması için iyi bir ortam. Yani biraz önce gördüğümüz gibi işte sınıflandırma için bir model oluşturuyoruz. Bunu bir mobile uygulamalar olarak entegre ettik mi hemen kullandığımız bir şey oluyor. Çünkü genelde derin öğrenme modelleri backend dediğimiz arka planda çalışan modeller oluyor. Derin öğrenme modellerini bu şekilde mobilde biraz önce bahsettiğim yöntemlerle siz de e, uygulayabilirsiniz. Bu e, bu şekilde. Umarım bilgi verebilmişimdir. Yeter ki dediğim gibi e, siz azimle araştırmayla devam edin. Veri için, bilgi için birçok kaynak var. Hepsini kullanabilirsiniz. E, başka sorunuz yoksa ben e, burada noktalandırabilirim arkadaşlar. Bakıyorum atladığımız özel bir şey var mı? Evet. 7'de başladık. 9-10 geçe kapattık. Umarım e, verimli bir ortamda verimli bir bilgilendirme eğitim ortamı olmuştur. E, sorular yoksa arkadaşlar ben oturumu kapatabilirim. Merve günü ben teşekkür ediyorum. bu ee, güzel dönüşleriniz beni çok mutlu etti hakikaten. Faydalı olduysa inanın çok mutlu oldum. Ee, dediğim gibi eğer sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışırım. LinkedIn üzerinden e, yine benimle şey yapabilirsiniz. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eee Umarım tekrar görüşürüz başka bir ortamda. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.